Yeni bir haftanın açılışından, Beyaz TV ekranlarından herkese günaydınlar. Söylemezsem olmaz başlıyor. Pınar Eliçe, Bilal Özcan, Didem Delen, Hande Sarıoğlu. Dört dörtlük kadromuzla biz hazırız. Karşınıza geldik. Sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz efendim. Günaydınlar, iyi bir hafta olsun. Hemen iletişim adreslerini hatırlatıyorum. Bir Instagram adresimiz var. Söylemezsem olmaz official. Biz burada konularımızı konuşurken sizler de bizlere eşlik edin istiyoruz. Sizin yorumlarınız bizler için çok değerli. Bizlere öyle yorumlar yazıyorsunuz ki biz burada içeriklerimizi yeniliyoruz. Katkılarınızı bekliyoruz efendim. Günün bölümü Söylemezsem Olmaz YouTube kanalımızda yükleniyor. Orada yorumlarınız bizler için çok değerli. Bir WhatsApp iletişim hattımız var. Bildikleriniz, duyduklarınız varsa lütfen bizlere iletiniz. 0552 770 06 23. Efendim herkese güzel, hayırlı bir hafta diliyorum. Haftanın bu ilk gününden benden sizlere ve masamdan sizlere sevgiler, kalpler, öpücükler. Öpücükler bizden sizlere. Ekranların en iddialı, en dobra, en çok izlenen magazin programı Söylemezsem Olmaz. Efsane program Söylemezsem Olmaz'la bir kez daha karşınızdayız. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Bam, bam, bam. Magazin bu masadan sorulur. Günaydınlar efendim. Herkese şanslı, bol, bereketli ve sağlıklı bir hafta diliyoruz. Şahane bir yayın olacak. Bombalar önümüzde. Sakın bir yere ayrılmayın. Yine gündeme damgamızı vuracağız. Vuralım. Biz hazırız. Sizler de hazırsanız klasikleşen magazin turuyla Söylemezsem Olmaz başlasın mı? Çifte evlilik sorusu. Geçtiğimiz gece bir mekan çıkışı görüntülenen Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Esra Bilgiç evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi. İyi akşamlar diyelim hemen Esra Hanım, Faruk Bey nasılsınız? Biz hemen arabamıza gidelim. Tabii nasılsınız, neler yapıyorsunuz, ilişki nasıl gidiyor? Her şey yolunda, teşekkür ederiz. Var mısınız da bir evlilik? Çok erken bir yaş arkadaşlar. Hande Hanım'la da görümcü oluyorsunuz aslında ama görüşüyor musunuz peki? Çok teşekkürler, sağ olun. Hadise'nin Dilber Elbisesi. Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterinin giydiği elbiseye benzeyen çiçekli elbisesiyle fotoğraflarını "Dilber, evin barkın yok mu? Yok" notuyla paylaştı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Milano günlüğü. Eylül ayında dünya evine giren ve anne baba olmak için gün sayan ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Milano'daki bazı özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Paris'te romantizm. Sevgilisi Atay Yıldız ile birlikte Paris'te aşk yaşayan Sıla Türkoğlu geçtiğimiz gün dünyanın en prestijli müzelerinden Louvre Müzesi'ni ziyaret etti. Ünlü çift Louvre Müzesi'nde böyle aşk pozu verdi. Çocuk yapmayı hiç düşünmedim. Kerem Alışık ile aşk yaşayan oyuncu Evrim Alasya çocuk sorusuna "Çocuk yapmayı hiç düşünmedim ve hiçbir zaman çocuk istemedim. Çok büyük bir sorumluluk. O sorumluluğu hiçbir zaman gözüm yemedi" cevabını verdi. Yapmayın bunu ya. Maalesef işimiz bu olduğu için ben efendim. Ben hiçbir zaman özel hayatla ilgili hiçbir zaman bir cümle etmedim. Benden hiçbir şekilde cümle alamazsınız. Evet. İrem Derici'den itiraf. Dobra açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, eski ilişkileri hakkında arama motorunda İrem Derici'nin sevgilileri yazınca çıkan fotoğraflar bir aile albümüne döndü. "Onları hafızamdan değil ama arama motorundan silmek isterdim" dedi. Dün de mesela oturdum, hemen geldim. Tamam dedim, kaçırdım. Magazin turunda yeni yaşını kutlayan isimlere geçiyoruz. Berrak Tüzün Ataç 40. yaşını kutladı. Oyuncu Berrak Tüzün Ataç 40. yaş partisi verdi. Arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutlayan güzel oyuncunun eğlence dolu görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Arzum Onan yarım asırı geride bıraktı. Oyuncu Arzum Onan 51. yılını kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sade bir kutlama yapan güzel isim, "Her şeyin çok güzel olacağına inanıyor ve 51. yaşımı karşılıyorum. Kutlayan ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Engin
Altan Düzyatan'ın duygu dolu paylaşımı. Oyuncu Engin Altan Düzyatan kısa süre önce kaybettiği köpeği Hector ile ilgili bununla ilgili söylenecek çok bir şey yok. Çok güzel bir yol arkadaşıydı. Süper zarifti. Çok beyefendiydi. Çok sevildi bizim tarafımızdan. Akalın'ın Cadılar Bayramı Partisi. Pop'un kraliçesi Demet Akalın kızı Hira için Cadılar Bayramı Partisi düzenledi. Hira'nın arkadaşları ve annelerinin de katıldığı partide Akalın bu paylaşımı yaparken sosyal medyada bu görüntüleri beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Tepki gösterenlerin gerekçesi Cadılar Bayramı kutlamasının bizim kültürümüzde olmaması. Sonrası yeni şarkı. Selim Selimoğlu ile 6 yıllık evliliği tek celsede anlaşmalı olarak boşanan Bengü, Kül Kedisi adını verdiği yeni şarkısını yakında çıkaracağını duyurdu. Sevgiliye büyük jest. 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'e sevgilisi iş insanı Burak Ateş limitsiz kredi kartı hediye etti. Magazin turunda röportajlara geçiyoruz. Masar Alanson'dan kısa açıklama. Bir ay önce kızı Eda Alanson'u toprağa veren büyük bir acı yaşayan Masar Alanson eşi Biricik Suden ile görüntülendi. Son konserinde acıları unutmanın en güzel yolu, yaşamanın en güzel yolu müzik ifadesini kullanan Masar Alanson bakın neler söyledi. Acıları unutmanın en güzel yolu, yaşamanın en güzel yolu müzik dediniz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi zor. Tekrarlı kelimelerden ifade edilir. Yalı Çapkını dizisi bitiyor mu? Bu sezon sonunda final yapacağı konuşulan Yalı Çapkını dizisinde diğer karakterini canlandıran Pelin Akil bu iddiaya hangi cevabı verdi? Net olarak söylüyorum ki hiçbir şey bilmiyorum. Çok net oldu değil mi? Yani reytingler birdenbire inanılmaz tap yaptı. Hepimiz daha çok mutluyuz tabii ki. Ama gerçekten ne zaman biter, hikayeler ne olur hiçbir şey bilmiyorum. Eşi Anıl Altan eleştiriyor mu? Normalde eleştirir ama burada hani gayet eleştirecek durum görmedi herhalde ki bir şey söylemedi. Dubai değil, Türkiye çikolatası olmalı. Son dönemde Dubai çikolatası çılgınlığı röportajlarda da kendine yer bulmaya başladı. Bakalım güzel oyuncu tadını beğenmiş mi? Bir tadına baktım. Ya şimdi özendirmek istemiyorum da güzeldi. Ama normal bizim kadayıfımız ya. O işte yani bu bizim Dubai değil yani. Bu Türkiye çikolatası tam olması gerekmiyor yani mu? Kadayıfın birazcık daha değişiyor değil mi? Aynen. Bilmiyorum. Ama Dubai'ye giden arkadaşlarım da var. Zor bulmuşlar. Orada da böyle bir şey var mı gerçekten hani? Selcan Badur'dan şarkıcılığa yeşil ışık. Geçtiğimiz gün 35. yaşına giren Sercan Badur setlerden sonra sahnelerde görecek miyiz ve eğer sahneye çıkarsan kiminle düet yapmak istersin sorularını yanıtladı. Sertab Erener hayranıyım ben çocukluğumdan beri. Sezen Aksu benim kraliçem. Bir de yanına bir erkek vokal koyalım. Heyecanlandım. Asil Gök yeni yaşını kutladı. Müzisyen Asil Gök 40 yılı arkasında bıraktı ve 41. yaşına girdi. Arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan ünlü isim önce fotoğraf çektirdi, sonrasında ise muhabirlere tek bir cümle söyledi. Asil Bey evet doğum gününüz kutlu olsun. Çok güzel bir deyim ben. Çok güzel ben. Çok kötüyüm ya. Nasıl geçti doğum günü hemen sonrasında? Çok kötüyüm. İyi misiniz peki? Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Derya Ulu hamile mi? Asil Gök'ün doğum gününe katılan başarılı şarkıcı kendisine yöneltilen hamile misiniz sorusunu bakın nasıl cevapladı. Sürekli aslında hamilelik haberleri çıkıyor ama sizin böyle bir düşünceniz ya da var mı bu haberlerin doğruluk payı var mı? Çok teşekkürler. Sağ olun. Yeni evlenen çift partide. Asil Gök'ün doğum günü partisine katılan bir diğer ünlü isim geçtiğimiz hafta Dünya Evine giren Ural Kaspar ve İrem Helvacıoğlu oldu. Ünlü çift muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktılar. Oğlum arabayı geçsene hacı. Sağ ol. Biraz konuşalım. Güzelim hadi görüşürüz. Sağ ol. Nasıl geçti düğün? Biraz sohbet edelim. Asil Bey'in doğum gününü neler söyleyeceksiniz? Rica ediyoruz. Kolay gelsin.
Can Yaman İspanyolca öğreniyor. Türkçe, Almanca, İngilizce ve İtalyanca bilen Can Yaman'ın yeni hedefi İspanyolca. Başarılı oyuncu, İspanyolca projeler arayan bir yapım şirketindeyim. Roma'da özel bir öğretmenle İspanyolca öğreniyorum. Çok yakında İspanya'da bir film çekmek için hazırlık yapıyorum açıklamasını yaptı. Ünlü çiftin eğlenceli halleri. Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü çifti günün ilk saatlerinde uyandıktan sonra bu mutlu hallerini ölümsüzleştirdi. Defa ameliyat olan ünlü şarkıcıdan açıklama. Geçtiğimiz günlerde burnundaki rahatsızlığı nedeniyle 10. kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç, gayet iyiyim, her şey yolunda, yaşadığım sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum. Konserlerimizi yapmaya başladık ufak ufak açıklamasını yaptı. Cem Yılmaz'dan spor hocasına gözdağı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından Photoshop'la üstünde kaslı bir vücuda sahip olduğu fotoğrafı paylaşıp "Bunu sen istedin, eski bir bodycinin hayatı" notuyla spor hocasını etiketledi. Kızını ilk kez gösterdi. Babası Ferdi Tayfur ile soyadı nedeniyle mahkemelik olan Tuğçe Tayfur, kızı Lina'yı ilk kez gösterdi. Aa, bak neler yapıyor. Bak neler yapıyor. Tuğçe, Tuğçe. Alişan'ın zor anları. Köpek korkusuyla bilinen başarılı şarkıcı Alişan'ın korkusuyla yüzleştiği anlar kameralara böyle kaydedildi. Tatlıses ailesinden mutlu poz. Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ve ikiz bebekleriyle birlikte mutlu aile pozu verdiler. Eski eşle yüz oyun. 1992-2004 yılları arasında evli olan eski çift Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay birlikte sahneledikleri Keldiva adlı tiyatro oyununda Dalya dediler ve 100. oyunu sahnelediler. Yeşilçam'ın usta isminden çarpıcı açıklama. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Hülya Koçyiğit, bir zamanlar Türkiye'de yüzlerce filmde başrol oynayan sanatçıları dizilerde, filmlerde göremiyoruz sorusuna Koçyiğit, belli bir yaşın üzerindeki oyunculara senaryo yok cevabıyla dizi ve film sektöründeki yapımcıların oyuncu tercihlerini eleştiren isimlere dahil oldu. İnanılmaz olay. Oyuncu hırsızlık yaparken yakalandı. Kuruluş Osman dizisinde rol alan oyuncu Ümit Gündeş, Beylikdüzü'nde bulunan bir marketten 15.000 TL değerinde zeytinyağı çalarken kameralara böyle yakalandı. Gündeş polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bu haberle başlayalım mı? Aslında evet. Çok enteresan. Kuruluş Osman dizisinde oynayan oyuncunun bir zeytinyağı tenekesini çaldığı görüntüler. Acaba böyle bir hastalık da var. Hastalığı yüzünden midir yoksa ihtiyacı olduğu yüzünden midir? Ya şimdi hırsızlık diye bir hastalık var biliyorsun. Kleptomani. Kleptomani deniyor. Evet. Yani şimdi bilemiyorum şimdi böyle bir şeyi bir insan neden yapar? Hani bir kuru ekmeğe muhtaçsındır, sokakta yaşıyorsundur, bir ekmek çalarsın anlarım. Ama şimdi beyefendi için böyle bir şey de söz konusu değil. Yani hani artık ben bunu hani bir reklama mı bağlayayım, hani reklamım olsun diye mi yapmış olabilir diyorum. Ama eğer bunu düşünerek de yaptıysa da bu çok çirkin bir reklam ve çevresini ve kendisini de çok zor duruma düşürdü bence. Ya bu reklam falan değil, basbayağı adam hırsızın önde gideni. Yani, oyuncu falan da değil, kıytırık birkaç tane rolde figüranlık falan yapmış bir adam. Şimdi çirkin. Oyunculuğu da böyle karaktersiz, böyle suç işleyen insanlarla da yan yana koymak da bana çok doğru gelmiyor. Ama maalesef bir titir belirtmek zorundayız ya hani haberleri anons ederken. Dolayısıyla yani, oyuncu denilmiş bu adama. Zaten yapma şekline bakacak olursanız bu adam profesyonel. Bunu yapan ilk defa yapmamış yani. Daha önce de yapmış. Belki yakalanmış.
ceza almış mı? Belki küçük bir ceza almış ya da almamış. Evet. Belki bu seferkinde alacak. Ama bu hiç normal değil artık bakın. Çığırından çıktı artık iş. Elini kolunu sallaya sallaya adam süpermarkete gidip alıp götürüyor yani. Yani ve polisler ters kelepçe yapmışlar. İki polis başını öne eğmişler. Tabii kamera görüntüleri takip edilmiş polisler tarafından öyle yakalanmış. Yani kleptomani bir psikolojik rahatsızlık biliyorsunuz. Evet. Hastalık. Yani ihtiyacı olmadığı halde çalıyor ama bu ihtiyacı var ki demek ki orada ya da satacak. Zeytinyağı mı yiyecek? Hayır. Her gün ihtiyaç derken. Satar, ekmek çalmış, olsa satar. Anlarım bak. Ekmek olsa evet. Anlarım. Makarna çalsa anlarım ama zeytinyağını bir insan satacak niye çünkü. Çalar? Satacak. Ya satacak ya da. Pahalı satacak. Diye mi acaba şey ya anlamadım ama psikolojik sorunu da olabilir Bilal Beyciğim yani. Yani ve dizilerde olmamasının sebebi o da olabilir. Dizi setlerinde de bu işi yaptıysa kleptomani işte yani o çok orada kötü. Da, orada da olaylar yazık. Hırsızlıklar olduysa, yaptıysa işsiz kalmış olması ondan olabilir. Bak yazık. Dediğin gibi açtır bir şeydi ihtimal. Ha. Ya bu da haklı bu da bir durum olmaz değil. Ama hiçbir şey anlarım. Için ha ya da birkaç tane farklı üründen bir şey aynı ürün segmentinden böyle topluyor. Ne yapacak? Ya. Bunu satacak mı? Marketten alıp satacak işte. Yazıklar olsun. Yani oyunculuğun isminin böyle bir olaya karışmış olması oyunculuk mesleğinin çok çirkin, tabii ki hoş değil. Evet. Hoş değil. Hoş değil. Peki hadisenin Dilber elbisesi gelsin mi ekranlara? Kendi kendine paylaşmış çiçekli bir elbise giyince de gerçekten de benziyor aslında değil mi hadiseye? Bir dansı eksik değil mi? Şöyle bir dans etse tamam zaten. Onu aynı Dilber. Geliyor şimdi. Filmi geliyor ya. Hadisenin. Ama Photoshop'un anasını ağlatmış. Bakar mısınız bu hadise mi? Hadisenin bacakları bu kadar ince mi? Fiziği bu ama kadar çok zayıfladı. Çok ama zayıfladı değil mi? 34 çok beden fit oldu yani. Konserde baldırı bacağı bu kadar gözüken kadının fotoğrafta bu kadar olunca tabii insan ister istemez. Ama zayıf biliyor musun? Şu an bayağı zayıf. Niye biliyor musunuz? En son bir hani yine sayfasında paylaştı konserinden fotoğraflar. Yine orada da bayağı zayıfladı kız. Ama çorabı giyiyor. O sen biliyorsun daha onu. Sıkı gösteren gösteren falan da yedi bir çorap var. Peki şimdi Dilber, yani. Dilber evet, normal evet. Bir insan olsaydı. Evet. Dilber haktan birisi olsaydı. Evet, adı Dilber. Ona böyle tiye alıp bu kadar şey yapar mıydık? Tartışılır mıydı? Veya bu kadar ona gönderme yapar mıydık? Bir de öyle düşünelim. Ama ülkede ne kadar çok Dilber varmış ya. Onu da gördük bu diziyle beraber. Şimdi dizi yeni başladı. Evet. Ama bence Hadise çok akıllı bir kadın. Nereden neyi konuşulacağını çok iyi biliyor. Bu tesadüfen verilmiş bir resim değil. Bu zaten o diziye ithafen çekilmiş fotoğraflar olarak değerlendiriyorum. Acaba sevgilisi de bir şey söylemiyor mu? Hadise'nin bu dekolte pozlarına karışmıyor demek ki. Ya, o kadar dekolte değil. Şimdi Hadise'nin dekoltelerine bakarsak Bilal Beyciğim bu çok mahzun kalıyor yani. Omuza bak omuz sırt. Ne olacak omuz canım? Etek. Omuz artık dekolteden Aminim. Sayılmıyor yani. Sen esas oğlan... İzle. Yani biz fragmanları ekranlara taşıyamıyoruz efendim. O derece. Oradaki görüntüler gerçekten ekranlara taşınamayacak kadar. Sadece bir platformda izleyebileceğiniz kadar. Evet. Yani öyle aşırı bir sevişme sahnesi var kendisinin. İşte o yüzden evliliği yürümedi ama. Demek o yüzden ki... yürümedi. Dedi ki yani beni başka bir kalıba sokmaya çalışıyorsunuz dedi. Kapalı kıyafet giyen bir kadın olamam. Ben özgür bir kadınım. Ben sanatımı ama yaparım. Ama denedi. Dedi. Doğru. Denedi. Ama kendi baskıda hissetti. Yürümedi denedi. İşte. Ya o da o zaman ona göre seçimini yapacaktı. Şimdi acaba, bu yeni şimdi Mehmet'in evet, ailesini bilerek aldı Mehmet'i. Yeni sevgilisinin ailesi acaba ne der bu görüntülere ve o filme sevgilisinin çektiği sevgilisi çekti filme. Zaten. Ne diyecek? Tamam sevgilisinin kafası başka olabilir. Ailesinin başka düşüncesi olabilir. Yani ben çok ailesini şey hadise gelin olabilir mi olamaz mı? Göreceğiz hadisenin tanıyacağız. Hadisenin gelin olmak gibi bir derdi yok Bilal Beyciğim. Öyle bir derdi istiyor. Yok. Çocuk istiyorum ya, diyor. Ya çocuk istiyor Allah nasip yani gerçekten. Bu da bir nasip işidir. Evet. Allah herkese her şeyde nasip etmez. Yani daha da genç bir kadın olabilir, yapabilir ama ben sanmıyorum. Yani evlilik gibi bir derdi olduğunu düşünmüyorum Hadise'nin. Göreceğiz. Ben çok da fazla bu ilişkinin de yürüyeceğini de düşünmüyorum. Yönetmen beyefendiyle olan ilişkisini. Peki. Bengü'nün boşanmasını konuşmuştuk biliyorsunuz ki 6 yıllık evlilik bitmişti. Bengü'den bir paylaşım geldi. Yeni şarkı çıkartıyormuş. Hani boşanmasalar, boşanma haberleri çıksa diyeceğiz ki şarkının PR'ını yapıyor. Ama hem boşanma haberleriyle hem de hemen bir an önce işine dönüş hızı. Ne yapacaktı kız? Yani en iyi iyileşme. Konuşmuşsunuz ama siz. Evet, en iyi iyileşme işine sarılmaktır. Yani bir duyguyu iyileştiren şey
İşin ne onu unutmaktır. Şimdi tabii ki kolay bir şey değil. Bakın hiç kimse ayrılmak için evlilik yapmaz. Evet. Hele iki çocuk var arada. Ben burada çok iyi anlıyorum. Kendi başımdan da geçmiş zamanında bir olay bu zaten. Evet. Bengü'yü çok iyi anlıyorum. Ve olması gereken de bu. İşine sarılacak. Çocuklarıyla vakit geçirecek ve işiyle devam edecek. Yalnız arkadaşlar bizim haberden sonra öyle iddialar, öyle istihbaratlar geldi ki bu konuyla alakalı. Yani eski eşi diyelim artık Selim Selimoğlu'nun bu çapkınlıklarıyla alakalı. Yani bunların küçük flörtler değil bayağı neler, ilişkiler neler olarak sürmüş de durumlar olduğunu. Böyle ve ev açmalı falan çoğu mı? Çoğu zaman yani ilişki hani öyle bir kere görüşme, iki kere görüşme. Sevgililik değil, gibi. Sevgililik ilişkileri de olduğu. Bengü'nün öğrendiği zaman zaman çok büyük tartışmaların da yaşandığına ya. Dair ne inanılmaz iddialar ya. Var ama çocukları için susmuş bunca zaman. Helal ama olsun. İşte bir nokta vardır ya. Evet. Kırılma. Hani tek bir damladır. Dersin ki yeter evet. Ve resti çekersin işte. Dol. Bir yıldır sabrediyor. Son, bir yıl. Evet. Bu şarkı ilk başta tabii geçen sene istemiş tabii. Hatta o ağla kalbimde ağladığı zamanlar ya. Boşanma kararı almış dostları hani öyle aile büyükleri girmişler evet, araya aile der ki yapmayın evlilik kolay aileler olmuyor. Öyle ya çoluğunuz çocuğunuz var diyor böyle bir durum yaşanmış. Şimdi çıkaracağı şarkı Ağla Kalbim olmalıydı aslında onun hayatına onun başından geçenlere uygun şarkı bu şarkıda da şimdiki Kürk Edis şarkısının söz ve müziği Merve Holefter'e ait ve Emrah Karaduman'la çalışmışlar. Oo, çok müzik güzel yönetmeni. Olacak o zaman. Emrah Karaduman müzik yönetmeni. Klibi de çekilmiş, her şey hazır. Boşanmadan aylar önce bitmiş şarkı. Şimdi çıkaracaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Allah yolunu olsun. Açık etsin. İki tane evet. Evladı var. Ama ben Bengü'den bütün kadınlar adına bu yaşadığı büyük dramı anlatan bir şarkı bekliyorum. Emrah Karaduman onu harika yapar o şarkıyı. Ben bir slow harika bekliyorum ya. Onu. Eski slowları gibi. Arabesk kalbim ve gibi. Pop karışımı. Göreceğiz. Tabii Aleyna Tilki o yaptığı ilk şarkılar gibi Emrah Karaduman'ın. Aleyna yapandır tabii, Emrah tabii, Karaduman. Tabii. Şimdi de Bengü'yle. Evet bakalım. Onu hadi bekliyorum. Bakalım. Ama Didem'in söylediği bu istihbaratlardan sonra da işte görüyorsunuz evli adamlarla birlikte olan kadınlar. Vah diyorum ben halinize. Kimseye hayır getirmez. Ve keşke Bengü de o aile fertleri araya girdiğinde kabul etmeseydi. Yani kadınların da ya devam etmemesi lazım. Öyle deme ya acaba oluyor be. Şimdi bekara kadın boşamak, bekara evet. Adam boşamak çok kolay Hande'cim. Ama işin içinde öyle olmuyor ama çocuklar da varsa. Hadi 5. Tamam. Yılda boşandı. Şans, hatta 6. şans yılda veriyorsun. Boşandı. Vermek durumundasın yani en azından. Ama işte şu bir gerçek ki değişmeyen değişmiyor. Ama nasıl aynen. Değişmez? Canım, bir dakika, neyse Allah aşkına. De o. Bir dakika fikrimi söyleyeyim ben de. Nasıl değişmez? Şimdi bu kızcağız konserinde biz yazın Beyaz Magazin'de konuştuğumuzda Ankara'da on binlerce kişinin önünde gözyaşı döktü. Ağla kalbimi söylerken. Yahu bunun kocasını ayartan adam. Hiçbir vicdan yok sende ya. Yok. Nasıl? İnsanlarda nasıl merhamet o kadını, kalmamış. O kadının gözyaşlarını görüp de iki tane çocuğu olduğunu hatırlayıp da. Ay hoşuna gidiyor. Ya. Hoşuna gidiyor. Oh diye hoşuna ama gidiyor şey insanların. Ya. Sen olur biliyor musun şey Bilal Beyciğim? Ya bu nasıl bir şey ya? Kadın kadının düşmanı olur mu ya? Oluyor maalesef. Ya kendi başına gelmesini istemediğin bir şeyi başka bir kadına yaşatmayacaksın. Aynen öyle. Sultanlığı kaybeden erkek oluyor ama. Hem evindeki onu seven çocuğu. Bir de ne oluyor? Çocuğu. Biliyor annesinden musun? Oluyor. Hem de o kadın bir süre senden faydalanıyor. İşi bitince senle de yol ama bak, veriyor. Olan erkeği oluyor. Oluyor yani, çünkü nasıl oluyor? Lazım. Zaman içerisinde erkek bunu anlıyor ama iş işten geçmiş oluyor. İlk etapta şu an Selim Bey'in ben böyle zil takıp oynadığını düşünüyorum. İşte özgürlük falan filan diye. Ay o da üzgün. Üzgün mü o da? Görmedin mi mahkemeyi? Yani, şey, kolay bir şey değil tabii ki. Hayır. Ama ben sonrasında Bengü'den göreceğim. Bengü'den bunu beklemiyordu. Hani yine affedeceğini bekliyordu. Hayır yine affedecekti dedi. Allah Allah. Olur mu öyle şey? İlişkileri öğrendi kadın. Bir affedersin iki affedersin. Evet, çekirge canım. Bir sıçrar iki herkesin sıçrar. Herkesin bir dostu eşrafı var ya sağda solda konuşulunca ne yapacaktı kadın? Binah. Tabii binah. Canım. Yani. Peki bir leopar desene Pınar. Leopar. Bak öğrendim. Leopar değil. Bana öğrettiniz sevgili izleyenler. Ben ne demişim sana? Leopar. Ya olur mu ben bir leopar kadını... Bak yine aynı söyledim. Olarak zaten leoparı söylemem gerekiyor benim. Haklısınız yani. Halloween'e hello demişim. Olur öyle şeyler. Peki Emre'cim
alıyoruz. Konumuz leopar olacak. Leopar'a en çok Serenay Sarıkaya ile konuşmuştuk. Şimdi bir rakibi Hande Erçer'de leoparlar içerisinde. Bir baktık bir de Hakan'la birlikte bir poz vermiş. Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'le verdiği pozun aynısıymış. Bakalım gerçekten bu benzerlikten ne çıkacak? Leopar desenli elbisesiyle sosyal medyayı kasıp kavuran ünlü oyuncudan sevgilisi Hakan Sabancı'yla çok konuşulan paylaşım. Hande Erçel'den Serenay Sarıkaya pozu. Sarıkaya ile New York'ta aynı sahnede buluşan Hande Erçel, Serenay'ın etkisinde mi kaldı? Son yılların en gözde iki kadın oyuncusu Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel arasındaki gizli rekabet New York'taki Türk gecesinde ortaya çıktı. Suzan Sabancı, akrabası, kuzeni Hakan yani Sabancı'yı aramıştır. Yani burası daha çok konuşulsun, Türkiye'den daha çok bahsedilsin, Türkiye'de daha çok bu etkinlik konuşulsun diye, PR büyük olsun diye aramıştır Hakan Sabancı. Ya böyle bir şey yapıyoruz. Senin sevgilinin Hande Hanım'ı da almak istiyordum. İkilinin ödül almak için aynı anda sahneye çıkmasıyla birlikte salonda soğuk rüzgarlar esti. Tüm gözlerin üzerlerine çevrildiğinin farkında olan güzellerden Serenay rahatlığı, Hande ise gerginliğiyle dikkat çekti. Bana göre Serenay'daki aura ve özgüven Hande Erçel'de yok. Yani o yüzden de dünyanın en güzel kıyafetini de giyse Hande de sanki bir şey eksik. Ödül töreni sonrası Hande Hakan Sabancı'yla New York'ta aşk tazelerken Serenay yurda döndü. Mert ile ilişkiniz devam ediyor mu efendim? Serenay uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgilisi Mert Demir'le ayrıldığı yönündeki kanaate yaptığı paylaşımlarla son verdi. Ama bayağı bir konuşuldunuz. Çok da güzel bir gece geçti ama. Gece nasıl hazırlandınız? Neler hissettiniz o gün? Çok tatlı. Sabah sabah. Bu kadar. Peki. Olduğu kadar diyorsun. Paylaşımına benim 50 tonun başlığını atan Serenay, Mert Demir'le birlikte çekildiği fotoğrafları da ekleyerek ayrılık yok dedi. Hande'den Serenay taktiği, Serenay'ın ardından Hande Erçel'den de aşk paylaşımı gecikmedi. Leopar desenli elbisesiyle New York caddelerini turlayan ünlü oyuncu sevgilisi Hakan Sabancı'yla aşk pozu verdi. Zaman zaman ilişkilerinde sorun olduğu iddia edilen ikilinin pozları Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in pozlarına benzetildi. Hayranları iki çifti birbiriyle kıyasladı. 2 yılda 15 ülke gezen Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın New York'tan ne zaman döneceği ve ne zaman evlenecekleri ise hala merak konusu. Evet, iki starımız Hande Erçel, Serenay Sarıkaya daha çok yakın bir tarihte ekranlarınızda taşımıştık. Bu Amerika'daki işte Türk cemiyetinde yan yana gelmişlerdi. Şimdi de giydikleriyle ve çektirdikleri fotoğraflarla karşılaştırılıyorlar. Siz hangi çift size daha samimi geliyor? Tabii ki Hande ile Hakan. Yani bana en çok samimi gelen, en çok gerçek ilişki olarak gördüğüm onlar yani. Öyle mi görüyorsun? Ben tabii ki Bilal Beyciğim, yani her haliyle belli. Onlar bakın bu yaz da evlenirler zaten. Diyorsun. Tabii ki ben bu yaz bir evlilik bekliyorum onlardan artık yani. Yani sanki evleneceklermiş gibi bir gelişiyor ilişkileri. Ocak'ta, Kasım'dayız, Aralık sonu, Aralık ortası iki seneyi dolduracak ilişkileri. Ancak bana burada inandırıcı gelmeyen yine de bir şeyler var. Yine de bir gariplik var. Bir eksiklik var yine de. Yani ne bileyim ben bir size geçmeyen yani, ne? Bana geçmeyen işte ailelerden bir soğukluk. Mesela Hande evlilik istiyor falan diyoruz ama Hande'nin babasıyla bu damat adayı, bu delikanlının Hakan Sabancı'nın hiç birlikteliğini görmedik değil mi? Gördük. Ama Hande'nin de belki mesela, babasıyla mesela ilişkisi iyi değilse göremeyebiliriz. Yok, iyi iyi babası. İyi hayatta mi? Bir tek babası var zaten. Annesi rahmetli annesini olmuştu. Kaybetti. Yani tamam, Sabancılar Hande'yi aralarına almıyorlar şu anda aile olarak falan ama. Niye yani almışlar işte bu? Nerede almışlar? Bu davetle beraber. Ya aa, eskisi işte böyle, gibi değil. Eskisi gibi değil bence. Sabancı baya baya yeşil ışık. Bir de şu
Serenay'la Mert Demir'i ve Hande ile Hakan'ı mukayese ettiğimiz fotoğrafları görebilir miyiz birlikte bir arada göre? Evet. Şimdi burada Serenay'ın şeye bakışından Mert Demir'e bakışından yola çıktık. Kokmuyor gibi Mert Demir'i. Değil mi? O mukayeseyi ondan sonra yapıyoruz. Evet. Vay dedik Hande Erçel de sevgilisine Serenay pozu yani onun gibi bakıyor falan. Bence burada Hande Erçel o fotoğraf soldaki fotoğraf New York'ta çekildi biliyorsunuz Hakan Sabancı ile. Orada göz hizasına bakın. Orada çok büyük bir mağaza vitrini var. Işıl ışıl lüks bir mağaza. Aslında Hande Erçel oraya bakıyor arkadaşlar. Ve Hakan Sabancı da limit kalmadı kartta diyor. Kafasını böyle kalmadı limit kalmadı kartta. Yeter artık diyor. Yeter. Bu nasıl çıkardı bir şey söyleyeyim. Bak işte belli zaten. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Herkes diyor ya işte işte Sabancılar işte şöyle harcarlar böyle harcarlar. Evet. Hande'ye şöyle. Öyle değilmiş. Hı. Öyle değil. Nasıl? Annesinin bilgisi olmadan o B harfli mağazadan dahi alışveriş yapamıyormuş. Limitini bildirmek zorunda. Şu kadar harcadım bu kadar harcadım diye. Hı. Çünkü bayağı bir aşılmış o sınırlar bu yurt dışı seyahatlerinde anne bir kenara çekmiş konuşmuş demiş ki nereye gidiyor? Ya nereye gidiyor bu işin sonu? Bir şey söyleyeceğim. Ya sakin kalamıyorsun değil mi Mert'e baktıkça? Aynı şeyi yaşıyorum. Bak Mert Ramazan'ın şu pozuna bakar mısın Mert böyle? Demir. Ay, pardon Mert Demir'in. Evet. Ya sanki böyle kasabada yaşayan böyle evet. Bir şey ağa tamam mı? Tarlasını satmış gelmiş Serena'ya. Pozu değil mi? Bakar mısın? Bu çocuk niye böyle giyiniyor ya? Özel yaşamında da mı böyle giyiniyor bu? Öyle yalnız bir şey söyleyeceğim. Korkunç giyiniyor yani. Ben hani çok eleştiriyorum Mert'i ama Azerbaycan'daydım hafta sonu. Böyle bir şey yok. Her yerde konser afişleri falan ve fullmüş. Öyle mi? İnanamıyorum yani. Allah Allah. Bak İdman Sarayı'nda yani büyük bir Serena'ya dua etsin. Konferans alanında sahne alacak. Binlerce kişi gelecek ya. Serena'ya dua etsin Didem. Serena'ya dua etsin. Ama nasıl kaymağını yiyor çocuk? Ama zaten işte onun için zaten bu ilişki devam ediyor. Evet. Yani onun için bu PR çalışması yapıyorlar zaten. Mert'i yükseltmek, Serenay'ı da müziğe hazırlamak. Serenay'ın müzik eğitmeni, müzik öğretmeni, müzik hocası. Serenay'ı da hem stüdyoda çalıştırıyor hem sahne için hazırlıyor. Birlikte şarkılar da hazırlıyorlar. Ya Serenay'ın müzik hocasına ihtiyacı mı yok var? Her fırsatta kız söylüyor öyle, zaten. Ya öyle deme güzel ya. Söylüyor. Bugün albüm çıkarmak istese en baba yapımcı başka. Yanında aynen. Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet, evet. Mert'e mi muhtaç kaldı bu? Yeni yetme bir star değil ki. Serenay Sarıkaya'dan bahsediyoruz. Bu iş bir yalan. Bir yalan. Öyle insanları empoze ettiler. Serenay albüm çıkarmak istiyordu. İşte Mert'le beraber işte düet yaptı. Yalan. Öyle bir şey yok. İkisinin de hayatında farklı kişiler var. Kamufle ediyorlar şu anda o ilişkileri. Çünkü açıklayamazlar. Evet, açıklayamazlar yani. Yani bu PR çalışması da olsa, aşk ilişkisi de olsa birbirinizi hakikaten gölgeliyorsunuz. Yani bu nasıl bir ilişkiyse adeta bu ilişkiyi gizlemeye çalışıyorsunuz. Yani bir de insanlara geçmediğinin farkındasınız. Sizin yapmanız gereken bir ağabeyiniz olarak, sektörde çok tecrübeli bir gazeteci olarak, yahu madem ortak sevginiz, ortak yönünüz müzik, birlikte adam gibi bir düet yapın. Bir aşk şarkısı. Ama back vokal yapmasın Selena, böyle pıs 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 söylemesin. İkiniz de gümbür gümbür bir düet yapın da herkesi utandırın ya. Bir projeye imza atsınlar tabii ki. Ya. Bir de mahallemin emlakçısı. Geçtiğimiz günlerde mahallemin emlakçısına benziyor demiştim Mert Demir için. Adamcağız hakikaten aradı. Yahu dedi sana aldığın darede indirim de yaptırdım. Kıyak, Bilal niye abi benimle niye uğraşıyorsun? Özür diledim. Bir daha özür diliyorum kardeşim. Bir daha özür diliyorum. Evet emlakçıdan. Düğünlerde pasta dağıtan garsonlar olur ya. Aslı masa masa gezip. Davrukatör bayram var ya davrukatör evet. Bayram. Bak Lülü değil mi? Lülü tabii canım. Yalnız bu poz çok uğursuz. Bak en son Ahmet Kural Sıla'ya yapmıştı. ben bu pozu gördüğümde bir korkuyorum şöyle bir. Öyle mi diyorsun? Yani bir korkarım bu pozdan. Bakalım. Hangisi daha aşık yani? Hangisi daha aşık bakıyor? Hiçbiri. C hiçbiri. Şıkkı. Hiçbiri. Hiçbiri. Bir Bilal Beyciğim'e bir gerçek aşkı nasıl bakıldığını gösterebilir misin? Bilal, ben mi? Aşık pozu bir adama. Aşık pozu bir canlandırır mısın? Gerçekten ya. Aşık bir çift nasıl poz verir? Yani ne bileyim. Normalde Bilal Beyciğim zaten ki göz teması kuran biri değildir yani. Nasıl kuralım kuracak? Hadi, kuralım kendimi feda ederim. Yok istesem de kuramıyorum ki şu an. Peki senin
saçınla Bilal abinin paçlamalının renginin uyumu. Aynı olması değil mi? Ya. Seviyoruz bu renkleri. Peki efendim, sizler de bizlere Serenay Sarıkaya ile Mert Demir mi, Hande Erçer ile Hakan Sabancı mı? Hangi çift daha aşık bakıyor? Hangi çiftin aşkı size daha çok geçiyor? Söylemezsem olmaz official, yorumlarda lütfen buluşalım. Leopar'la ilgili yorum yapmadınız ama hani Leopar'lı Serenay Sarıkaya'nın koltuğuyla hemen üstüne tümden geçirmiş olduğu bir Leopar kıyafetle Hande Erçel arıza endam etti. Yani Leopar gerçekten çok şey, paralel, çok aynı zaman diliminde hani tercihler bunlar. Neden acaba? Denk de gelmiş olabilir ya. Ne yani kadar o kadar birbirlerini takip ettiklerini de düşünmüyorum açık açıkçası. Çıkın sokağa, her vitrinde Leopar var. Her yerde hiç var yani. Yani almayanı giymeyeni dövüyorlar neredeyse. O derece yani. Ne Hande Serenay'a özenir ne Serenay Hande'ye. Ya o tamam, başka ben bir denk idolleri geldim. Var. Evet evet, denk Hande geldim. Yasemin Özilhan'a özeniyor. Aynen. Hande idolü başka. Evet. Kesinlikle. Evet, Leopar dişil enerjisi yüksek hanımların tercihi. Vitrinde görünce satın almak isterler, giymek isterler. Ama herkese yani yakışmaz. İkisinin de biliyorsunuz yani arzuları tavan yapıyor zaman zaman. Tamam, konuşmayacağım, söylemeyeceğim. Sevişme yok, tamam. Sözde iyi ki söylemeyeceğim dedim ya. Duramıyoruz. Tamam. Evet. Evet. Peki bu kadar baştan aşağı bir Leopar tercihi. Hani hep siz söylüyorsunuz da küçük detaylarda aslında Leopar çok daha kullanışlı, çok daha göze geliyor. Evet. Ama şöyle, yukarıda bir Leopar yürüyor. Evet. Şu an Pınar ama böyle. Göklerden gelen bir. Ama ben şey söyleyeceğim, bu işi böyle alaturkalaştırmamış. Bak, spor detaylar katmış. Ceketini, kullanma şekli, ayağındaki ben ayakkabısı. Beğendim. Marjinalleştirmiş, ben de çok beğendim. Postal mı giymiş ayağına? Evet, düz bir çok, çizme giymiş. Çok güzel. Efendim, rütük kumarlarına çok saygılıyız. Ama konuştuğumuz konular da bazen böyle bir yerlere gidiveriyor kendiliğinden. Kadınlar olunca söz konusu, güzel kadınlar olunca. Hande de oradan Bilal abi bir şey kaçırmasın diye bazı hareketler yapıyor moderatör olarak bana filan. Yani ben de mümkün olduğu kadar dikkatli olmaya çalışıyorum ama uyarılarından dolayı teşekkür ederim. Evet. Bazen biz Bilal abiyle ekranda böyle kapışınca falan da bakıyoruz yorumlara. Bayağı bizim böyle kapışmalarımız falan hoşlarına gidiyor yani insanların. Evet. Evet. Fikir ayrılıkları olduğu olacak zaman tabii, olacak ama hiç yani kimsenin burada bu masada kimseyle kişisel bir şey zaten asla söz konusu olamaz. Sürekli onaylayacağız yani mı? Aynen. Tabii canım. Asla. Tamam, peki arkadaşlar, şimdi konumuz 69 milyon. Biz burada geçtiğimiz hafta konuştuk. Cumhuriyet Bayramı geçti ama yankıları hala devam ediyor. Peki neyi konuşuyoruz? Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da konsere çıkan Ebru Gündeş'in almış olduğu 69 milyonluk ücreti konuşuyoruz. Ankara karıştı. Detaylar geliyor, sonrasında konuşuyoruz. ...69 milyonluk Ebru Gündeş konseri Ankara'yı karıştırdı. Ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı. 29 Ekim Ebru Gündeş konserine ne kadar ödediniz açıklayın. Buradan sesleniyorum. Konseri organize eden firmanın Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını üstlenen firma olduğu iddia edildi. Yani bu işin içinde bir şey var ve ne İnsanın olduğunu da... İnsanın kötü kokular geliyor açıklama yapmadıkları sürece. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi. Vatandaşı zora sokan ekonomik darboğaz belediyelere uğramadı. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeler milyonlarca liralık israfa konser kılıfını uydurdu. Vatandaş tepkili, yetkililer sessiz. Konser skandalının fitilini İzmir Konak Belediyesi'nin Şevval Sam için tam 5 milyon 300 bin lira ödeme yapacağının öğrenilmesiyle ateşlendi. Şevval Sam Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5 milyon 300 bin TL sanatçı kaşe bedeli olarak faturayı kesmiş. SGK borcuna bakar mısınız Konak Belediyesi? 433 milyon 800. Bakın, Konak Belediyesi'nin önünde işçi kardeşlerimiz maaşını alamadığı için ne oluyor? Bu daha başlangıç, mücadeleye devam diyorlar. SGK borcunu ödeme, işçinin maaşını ödeme ama ne hikmetse Şevval'e paraları gönder. Milletvekili Osman Gökçek, borç içinde yüzen Konak Belediyesi'nin nasıl yandaş fonlandığını tek tek anlattı. Yani yandaşa para kazandırmak işçilerin alın terinden çok daha değerli olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede bu kadar sanatçı varken sanatçı bulamıyordu. Hem Şevval Sam'ı bıçağı. Bakıyoruz, Ankara Büyükşehir Belediyesi kim gelmiş? Şevval Sam. Üsküdar Belediyesi Şevval Sam. Bandırma Belediyesi
Süleyman Paşa Belediyesi. İki tane tweet atsın, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek versin, komünist sanatçıları organize etsin diye bunlara konser veriyorlar. Başka ne sebep var? Artan tepkiler üzerine Şevval Sam konseri iptal edildi. Konser vurgunu bu kez İstanbul'da 6 milyonluk hadise. Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon liralık Ebru Gündeş konseri izledi. 69 milyon lira yani 2 milyon dolarlık konsere tepkiler çığ gibi büyüdü. Cumhuriyet bayramımızdan 101. yaşından Atatürk'ten bahsediyoruz. Nasıl siz bu paralara zaten Cumhuriyet bayramında şarkı söylemeye, sahne almaya, halkla bütünleşmeye, elinizde bayrağı sallamaya evet diyebiliyorsunuz? Orta ölçekli bir kasabayı kalkındıracak paranın böyle zor bir zamanda bir konsere harcanması akıllara durgunluk verdi. 5 milyon 520 bin ekmek alabiliyoruz. 18 bin liradan hesaplarsak 3833 kişinin asgari ücreti ödenebiliyor. 3 milyonluk 23 tane ev alabiliyorsunuz. 2 milyon değerinde 35 tane araba alabiliyorsunuz. Bir kış boyunca 2000 liradan hesap edersek 34500 ev hanesinin doğal gaz faturasını ödeyebiliyorsunuz. 138 bin aileye 1 kilo kıyma alabiliyorsunuz. Hani bu 69 bir rakamda kalabilecek bir milyon değil. Sen milyon, milyor diye isyan ederim ben burada. Ebru Gündeş'in konser bedeli dünya starlarını bile solladı. Michael Jackson'ı bu ülkeye 1 milyon dolara getirdiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi 69 milyon lirayı doğruladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzalı açıklamada israf kabul edilirken inceleme başlatıldığı duyuruldu. Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır. Konserin ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil, 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz. Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz. Özgür Özel israfa değil Ebru Gündeş'e karşı çıktı. Basında yer alan habere göre İstanbul'daki milletvekili kampında düzenlenen kapalı toplantıda konuyla ilgili değerlendirme yapan CHP lideri Özgür Özel, Ebru Gündeş konseri olmamalıydı dedi. Gündeş'in Rıza Zarrab'ın eski eşi olduğunu hatırlatan Özel, konserden organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Ebru Gündeş Rıza Zarrab'ın eski eşi, bu yüzden konser olmamalıydı ifadelerini kullandı. Belediyelerdeki israfa tepkiler büyüyor. Bir iddiada Mersin Tarsus'tan para yok diyerek tiyatroyu kapadı. İrem Derici'ye 3 milyon lira harcadı. Tasarruf tedbirleri kapsamında Tarsus Belediye Şehir Tiyatrolarını oyunculara mobbing yaparak kapatan Başkan Ali Boltaç'ın İrem Derici konseri için 3 milyon lira ödediği ortaya çıktı. Kime gidiyor bu paralar? Konuyla ilgili Beyaz TV'deki 7. gün programında açıklamalar yapan gazeteci Zafer Şahin, organizasyon kisvesi altında belli şirketlere para aktarıldığını ileri sürdü. 2-3 tane firma var deniliyor. Bütün Türkiye genelindeki şeyleri, konserleri onlar yapıyor. Açıklanan rakamlar var. Bir Şevval Sam realitesi var. Bak ben bunu yazmıştım. Şuradan okuyacağım sana onu. Ya Şevval Sam'ı belediye belediye gezdiriyorlar. Şimdi bu kadıncağız belki bu paraları kendisi de almıyor. Muhtemelen de almıyordur. Ebru Gündeş konseriyle seçim masrafları mı ödendi? Yolsuzluk kokan konser hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Konseri gerçekleştiren firmanın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçiminde Mansur Yavaş'ın kampanyasını yürüttüğü ileri sürüldü. Konserdeki şişirilmiş rakamlarla organizasyon firmasına para aktarıldığı iddia edildi. Valla ben yine burada yenileyeceğim. Benim burada takıldığım en büyük konu
bu belediyelerin aslında sanatçılara verdiği bu paraları evet tartışırız, sabaha kadar tartışırız ama sanatçıların da Cumhuriyet Bayramı'nda aldığı paralar. Cumhuriyet Bayramı'nı böyle mi kutluyorsunuz? Yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetinizi, saygınızı aldığınız bu paralarla mı gösteriyorsunuz? Ankara Belediyesi organizasyon firmasına 69 milyon yani 2 milyon dolar para ödüyor. Belediyenin belediye başkanı Mansur Yavaş diyor ki bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Sizin aklınız oluyor mu ya böyle bir şey? Böyle bir para çıkacak belediyeden. Makbuzu var yahu yayınladık. Yönetmenimden rica edeyim tekrar verelim. Ki biz bu konuyu gündeme getirdiğimizde denildi ki iftira atılıyor öyle bir şey olamaz. Peki şimdi ne diyeceksiniz? Dedik ki burada şeffaf belediyecilikten yanayım diyen Mansur Yavaş. E şimdi bunu da açıkla. Bizim yayınımızın hemen sonrasında da Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Ama ne açıklama? Bakın çalışanlar kapılarda parasını alamadığı için kuyruklarda eylem yapıyorlar. Ama sanatçılara milyonlar sarılıyor. Bu paralar nereden geliyor? Kimin cebine giriyor? En önemli sormamız gereken sorulardan biri bu. Ebru Gündeş hiçbir zaman hepimiz biliriz değil mi? Sanatçılar evet, evet. Ne kadar aldı? Nerede sahne evet. aldı? Nasıl anlaştı? Parasını peşin almadan hiçbir yerde sahneye çıkmaz. Ne konser, ne organizasyon, ne ekstra. Şimdi Ebru Gündeş para almadan mı çıktı yani? Deniliyor ya hani biz hiçbir yere daha hiçbir ödeme burada öyle yapmadık denmiş. Diyor. Gerçekleştirilmemiş diyor. Mansur Yavaş. Evet. O zaman tarihte enteresan bir ilk bir... yaşandı. Çünkü Ebru Gündeş hiçbir zaman para almadan hiçbir zaman sahneye çıkmadı. Şimdi Özgür Bilinir. Özel de zaten bizim bu konuşmamızı resmen sağlamasını yapmış. Resmen onaylamış. Diyor ki bu konser olmamalıydı diyor. Yani evet yaptık böyle bir hata ama olmamalıydı demek. Ya resmen sağlaması yapılmış bakın. Gün evet. gibi ortada artık her şey. Sayın Mansur Yavaş arkadaşım da söylediği gibi Ebru Gündeş Veresiye mi konser verdi? Veresiye mi konser verdi? Bir şarkı var. Veresiye vere kalmadı. Yahu böyle bir şey olur mu ya? Ne kadar komiksiniz yahu. İlk defa duyuyorum. 48 yıldır bu ünlüler dünyasında magazin gazeteciliği yapıyorum. İlk defa Mansur Yavaş'ın ağzından böyle bir şey duyuyorum ya. Sen belediyene hakim değilsin ya. Yan odada ne yapıyorlar haberin yok senin Sayın Mansur Yavaş. Senden habersiz, senden izinsiz 69 milyon lira gibi bir para mı başkalarına havale edildi, verildi, gönderildi? Böyle bir şey olabilir mi? Senin imzan, olurun, ben kabul ediyorum, verilsin bu para demeden. Yahu o belgeyi bize gönderen arkadaş. Allah senden razı olsun. Yetimin, gurabanın, şehit ailelerinin, yoksulun, fakirin gırtlağından, ocağından bir paranın alınmasını, çalınmasını, iç edilmesini önlemiş oldun. O belgeyi, o Ankara Büyükşehir Belediyesi kaşeli imzalı, o kültür müdürlüğü imzalı, o belgeyi, o 69 milyon liranın içinde gözüktüğü, verildiğini belirten o belgeyi bizlere yolladığın için Allah senden razı olsun. Şimdi bunlar hesap filan sormazlar. Kendi aralarında bunu unutturmaya çalışacaklar. Burada devletimizin ilgili denetim kurullarının devreye girmesi lazım. Mahkemelerin devreye girmesi lazım. Ve bu parayı kimler aldı, kimler işetti? Çünkü Ebru Gündeş'in alacağı para belli. Söyledik. 10 milyon Ebru Gündeş alsa, evet. 10 milyon da teşhisata verirse 20 milyon. Maksimum. 49 milyonu kim deve etti? 49 milyon lirayı kim deve etti kardeşim? Evet. Sen bunu cevaplandır. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sahip çık kasana yahu. Şimdi Bilal Beyciğim bir hemen kere. Hemen bir ekleme evet. yapayım mı? Tabii. Ebru Gündeş'in Kıbrıs sahnesinde aldığı fiyatlar 3,5-4 milyon bandında. Hı. Taş çatlasın. Türkiye'de aldığı para da kendisine yani orkestrası haricinde içinden 1,5 milyon alıyor. Üstüne de işte tesisat, kurulum. Orkestra ayrı ama kendisine şahsi olarak İstanbul'daki sahnelerden 1,5 milyon alıyor. Yani kaşesi belli. 69 milyon. Şimdi buyurun. Evet şimdi hangi partinin belediye başkanı bir kere olursa olsun ekonomik olarak böylesine bir süreçteyken ve belediyelerin birinci görevi halka hizmet olması gerekirken bir konsere böyle bir fiyatın verilmesi
Bana kimse bunun masum olduğunu söylemesin arkadaşlar. Bu masum bir şey değil. Bunu bir kere belirtmek istiyorum. Çünkü verilen rakam normal bir rakam değil. Şimdi Ebru'nun kaşesi bellidir. Ben de bir sanatçıyım. Yani dalga geçer gibi burada insanlara şu açıklamayı okuyorum deminden beri. Efendim ses, tesisat diyorlar, ışık diyorlar, işte sanatçı parası diyorlar. Ya bir kere bir tesisatın, bir ses ışığın ne kadar olduğu bellidir. Yani ben de bir sanatçıyım, ben de sahne yapıyorum. Bunu bir kere komik yani, çok komik. Aklım almıyor yani, bir yere oturtamıyorum. Bu bir. İkincisi, şimdi her şeyi anlarım ben. Doğru bir tanedir değil mi? Buradan Ebru'ya söylemek istiyorum şunu. Evet. Şimdi Ebru, sana diyelim ki 69 milyon bir konserden teklif edildi. Böyle bir para teklif edildi ve aminna, herkesin canına minnet. Herkes ister bu kadar para kazanmak. Sen kendi kaşeni biliyorsun. Hiç sorgulamaz mısın bir sanatçı olarak? Ya efendim yani der insan. Siz bana bu kadar parayı niye veriyorsunuz? Yani bir kere Ebru Gündeş'in burada bunu kabul etmemesi gerekmez miydi? Veya kabul ediyorsun. İnsan düşünmez mi? Aklın yolu bir. Ya bana bu kadar parayı niye veriyor? Benim normal kaşem. Sen Ebru Gündeş de işin içinde mi diyorsun? Allah aşkına, 12 milyon. Bakın Ebru Gündeş izlemiyor mu zannediyorsunuz? Bizim programımızın izleyicisi. Her şeyden de haberi var. Kendi söylemese de bize haber gönderiyor zaten biz onu konuştuğumuzda. Öyle değil mi Pınar? Evet. Haber gönderiyor. Evet. Şimdi bu kadar gündür konuşuluyor. Ya niye bir açıklama yap. Açıklama senin yap. Senin burada itibarın, sanat kariyeri söz konusu. Ölü taklidi yapılıyor. Bakın burada Nurgül'den bahsediliyor. Bir acil reklam. Bir acil reklam. Hemen reklam sonrasında bu konuya devam edeceğiz. Bir şey daha söyleyeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın. Evet, önemli şeyler var. Yoksa söyleyeceksiniz zaten evet. Bir hemen çıkıp geleceğiz. Tamam. Efendim söylemezsem olmaz tüm hızıyla devam ediyor. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Bizlere katılmanız için Instagram adresimiz söylemezsem olmaz official. Konuştuğumuz konularla ilgili sizlerin de fikrinizi merak ediyoruz diyelim. Biz reklam öncesinde bu Cumhuriyet Bayramı'nda Ebru Gündeş'e ödenen bir faturayı ekranlarınıza taşımıştık. Geçtiğimiz haftalarda 69 milyonu konuşmaya devam ediyoruz. Sizlerin de izninizle. Didem, en son sen konuşuyordun reklam öncesinde. Lafını kestim, alayım senden yine. Şimdi Ebru Gündeş'e verilen 69 milyondan haberim yok diyor Mansur Yavaş. Ve haberi olmadığı Ankara Belediyesi'nin başında bakın bu zat. Düşünebiliyor musunuz? Soruşturma başlattık diyor. Şimdi yönettiği belediyeden bile haberi yok. Milyonların hesabı hala verilemedi. İddialar çok büyük. Bakın bu doğruysa hala açıklanamayan bu milyonlar yani insanın aklına her şey geliyor. Yani vurgun mu yapılıyor, bir usulsüzlük mü var diye kayyumlar konuşuluyor şu anda. Gelinen nokta bu kadar ciddi. Milletin parası bakın nasıl iç edilmiş. 69 milyon lira, 69 milyon liranın milletin parasının çarçur edilmesi sadece Ankara'yı ayağa kaldırmadı, Türkiye'yi de ayağa kaldırdı. Ben şunu sormak istiyorum. İstanbul'da da Sayın İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şunu sormak istiyorum. Hadise 6 milyon lira aldı deniliyor. Hadise İstanbul'da 29 Ekim'de verdiği konserden 6 milyon lira aldı. Peki o etkinliğin brüt gideri ne kadar? Orada sadece Hadise değil bir başka sanatçı daha çıktı. Bir de bir DJ vardı. Orada bir de kurulum yapıldı tabii. Alana kurulum yapıldı. Oradaki brüt giden verilen, ödenen Hadise dışında yapılan masa bir de oradan da duyalım, oradan da öğrenelim. Onlar da bir açıklama yapsınlar. Sadece onlar değil, mesela Duman konseri Üsküdar Belediyesi 4,5 milyon lira verilmiş. Duman'a 4,5 milyon lira çok fazla. Duman tamam değerli bir müzik topluluğudur ama 4,5 milyon lira çok fazla. 29 Ekim'e fırsat bildik. Hadi 3,5 milyon lira da bizden ama daha çok verelim Duman grubuna. Hadi 500 bin lira alıyorlardı. 4 milyon lira bizden. Böyle mi dendi? Böyle mi ödendi bu paralar? Ya Üsküdarlı'nın 4 milyon lirasını nasıl verirsiniz siz Duman grubuna? Oradaki brüt gider nedir? O konserin brüt gideri nedir? Athena 4,5 milyon lira Beşiktaş Belediyesi. He? Bir daha söyle bakayım. Athena 4,5 milyon. Ya Şevval Sam 3,5 milyon. Dedik biz burada açıkladık. Şevval Sam'ın kaşesi 150 bin lira. 150 bin lira. Çankaya Belediyesi niye verdi 3,5 milyon lirayı? Yahu bunun hakikaten bu işin çivisi çıkmış arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Daha o kadar çok isim var ki. Şimdi, belediye var ki sayılacak. Bir kere özürleri kabahatlerinden büyük.
Şöyle söyleyeyim, ben de bir sanatçıyım. Nereye ne ödenir çok iyi bilirim. Evet. İşte sesti, ışıktı, oydu, buydu. Yani şimdi kalkıp da lütfen bizi aptal yerine koymayın. Yazık bu ya. Çok büyük bir hata, çok büyük bir yanlışın içerisindesiniz. Düştünüz, biz de bunu konuşuyoruz. Şimdi bir de ben yıllar sonra bir 17 yıl ara vermiştim. Yıllar sonra piyasaya döndüğümde, sahnelere döndüğümde inanılmaz derecede organizatörlerin, menajerlerin, yapımcıların böyle bir çeteleşme söz konusu. Bu da var. Bakın buna, bunlara da değinmemiz lazım. Şimdi nedir? Kıbrıs, işte Türkiye'deki sahneleri tekel altına almışlar. Bakın başka kendi sanatçılarından başka bir sanatçının girmesine izin verilmiyor arkadaşlar. Aynen öyle. Ben bununla birebir bu sorunlarla mücadele eden bir sanatçı olarak bu masada konuşuyorum. Şahidim ve konuşuyorum. Bizim ülke olarak yeni yapımcılara, yeni menajerlere, yeni organizatörlere ihtiyacımız var. Şimdi bir tane çok değerli bir dostum var. Geçen gün onunla konuşuyorum. Faruk Özdemir, sen de tanırsın Didem. Duydum ki inşallah bizi kurtarsın yani. Güzel işlere imza atacakmış, güzel işler de yapacakmış. Gayet kaliteli işler de yapacakmış. Artık bir değişimin olması lazım. Çünkü herkes herkesin arkasını kolluyor. Artık bir profesyonellik yok. Çıkarlar, menfaatler. İşte mesela bir sanatçı eğer o sanatçının yükselmesini istemiyorsa bunu diyor iş vermeyin. Neler dönüyor neler. Neler dönüyor neler. Artık yıldık. Ben yani yılmam da kolay kolay. Ya bıktık yani. Bırakın bu ayak oyunlarını. Bırakın bu sahtekarlıkları. Lütfen adaletli olun. Bilakis bu halkın parasıysa, hizmet için harcanacak bir paraysa da bunları yapmayın. Hep aynı menajerler, aynı sanatçılar evet. Para almış, aynı organizasyon şirketleri. Bir dakika ya. Bir durun yani. Diğerleri ne nerede? Neden diğerleri iş alamıyor? Anlaşamıyor mu sizinle? Ya da bu kurulmuş olan, eğer iddialar doğruysa, sisteme niye dahil olamıyorlar acaba? Şimdi bir bakın tek, bunun tabii, çok ciddi sorgulanması lazım. Biz yayınımızda dedik ki Ankara Belediyesi açıklama yapmak zorundasın. İki gün sonra geldi açıklama. Ebru Gündeş'ten açıklama bekliyoruz. Ebru Gündeş şeffaf bir kadınsan, hani belediye çok şeffaf olduğunu söyleyip haberim yok dedi ya. Sen de dedin ya Cumhuriyet kadınıyım. 29 Ekim'de bayrak salladın, teşekkür ettin ya halkına. Şimdi en büyük teşekkürü ve kariyerin için en büyük itibarı aldığım ücret budur kardeşim. Tabii. Evet, evet. Ben bu kadar önemli. Aldım. Bunu benim bu işlerle gerekiyor. Hiçbir alakam yoktur. Benim organizasyon firmamın aldığı bedel budur. Benim kaşem de budur. Nokta faturamda diyebilmesi budur. Kestiğim lazım. Faturam da şayet budur. Şayet denilemiyorsa bizim dediğimize geliyor o zaman. Ya işte dediğim gibi evet gerçekten ortada bir sarmal olmuş, çözülemeyen. Yani şunu evet. Söyleyeceğim. Bir tek bu konuda şikayetçi olan sanatçı ben değilim. Bak bunu da altını çizmek istiyorum. Evet. Şimdi bugün istesek 100 tane, 50 tane, 60 tane sanatçıyı telefonla bağlantı kurarız, bağlarız ve anlatırlar dönen olayları. Yeter artık. Yeter ya. Bırakın çıkın bu tekelcilikten. Bırakın bu adam kayırmaktan. Yani gerçekten insanlar işini layık olduğu şekilde layığıyla yapabilsinler. Kesmeyin önünü ya insanların. Hayatım. Yapmayın bunu. Herkes senin kadar cesur değil. Ay belediyeden konser işi alamam diye ağızlarını açamıyorlar. Niye canım, ben bir haksızlık varsa. O menajerler, yalakalıklar, hediyeler. Daha neler neler. Biz sanki bilmiyor neler, muyuz? Neler. Biz neler duyuyoruz da maalesef biz bir televizyon programındayız ve her şeyi konuşamıyoruz. Acaba yani. Acaba bir zaman bir dümen döndürüldü aralarında, kendi aralarında bir para 40 milyon lira gibi bir para ortaya çıkarılması gerekiyordu, birilerine verilmesi gerekiyordu. Ya bekleyelim şu 29 Ekim gelsin de bir konser patlatırız, ünlü bir sanatçıyı çıkarırız, ona yazarız o parayı da oraya vermiş gibi gösteririz. Oraya gitmiş gibi gösteririz diye mi düşünüldü de bu organizasyon yapıldı? Ankara çekin olan ne yani, biliyor musunuz? Bizim hassas karnımız, kırmızı çizgimiz. Cumhuriyet ve Kemalizm adı altında ya. Bunların yapılıyor olması. Ya. Bakın, şimdi ama adaletli ve dürüst olan belediyeler evet. De var. Onları da söylememiz gerekiyor. Bakın benim normalde bu sene en az 5-6 tane belediyede işim vardı. Bu bütçe kısıtlamaları yüzünden bütün konserleri iptal eden belediyeler de var. Onlar evet. Da yaparlardı o evet. Zaman.
Benim 5 tane işim iptal oldu mesela. Amenle, eğer ülkem içinse seve seve ne olacak? Yani 5 konsere sadece şarkı söyleyemedim diye üzülürüm. Bu kadar, başka üzüleceğim bir şey söz konusu olamaz. Yani. Lütfen sanatçıların da bu hassasiyetle davranmaları gerekiyor. Bir kere bir sanatçıya her şey teklif edilebilir ama o sanatçının da onu sorgulaması lazım. Aklın yolu bir. Bana niye bu kadar para veriyorsunuz diyebilmeliyiz artık. Yani. Haberi yoksa da çıkıp söylemesi lazım. Benim haberim yoktu ya. Söyle. Nasıl ya. Olmaz ya? Söyle ya, sen halkın sanatçısıysan halka çık Ebru Gün'de söyle. Benim haberim yok. Ben aldığım parayı bilirim de. Eğer öyleyse biz de inanalım. Ama aldığı baksana, para 69 milyon olduğu söyleniyor. Nasıl haberi ya olmayacak? 69 milyon lira aldığı söyleniyor ama ben 69 milyonun tamamının Ebru Gündeş'in cebine gittiğine inanıyorum. Yok, açıklama var. Açıklama var. Açıklamada evet. Zaten Mansur evet. Yavaş 28 ve 29 Ekim tarihleri içinde bütün tüm Ankara'da yapılmış olan organizasyonların tamamına ödenecek para diye açıklamış ama böyle bir para bakın, yok. Hiç kimse kusura bakmasın. Bir kez daha bir yere dikkati çekiyorum. Biz 23 Ekim tarihinde Ankara'da TUSAŞ terör saldırısına uğradık. 5 tane vatandaşımız şehit oldu. Sonrasında hani iptal ediyordunuz bu konserleri? Hani yastaydık biz, tamam 101. yılımızda tabii ki daha çok ayağa kalkacağız, Cumhuriyet Bayramımızı, 101. yaşımızı kutlayacağız. Ama niye bir tane sanatçı çıkıp da ben Cumhuriyet Bayramı'ndan paramı alırım yahu? Benim ülkemin uğruna ne şehitler can vermiş. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda ben 101. yaşını kutlarım. Elimde bayrağımı da sallarım. Ben kimseden hiçbir şekilde nasıl para talep edebilirim ya? Bir kere belediyelerin artık buna düzenleme getirmesi gereken şey 81 il çevresinde kutlanacak Cumhuriyet Bayramı kapsamında hiçbir sanatçı para talep edemez arkadaşım benim ülkemde. Etmeyeceksiniz. Bu kadar basit. Biz niye biz 69 milyonları konuşuyoruz? Ha bir kişiye vermişsin, ha bütün ilde verdiğin olduğun paralar 69 milyon olsun tutarı. Vermeyeceksiniz. Bunu talep eden sanatçıları da çıkarmayacaksınız. Hiç olmazsa Cumhuriyet Bayramı'nda çıkarmayın yahu. Hem 28... ben buradan sanatçıları kınıyorum. Cumhuriyet Bayramı kapsamında para istediğiniz için o aldığınız paraları o bayrağı sallarken orada vereceğiniz halkla bütünleşeceğiniz 2 saatlik o bayram için aldığınız parayı kınıyorum. Hem de belediyelerin bu sanatçıları bu paraları verebilmesini kınıyorum. Mansur Yavaş diyor ya 28 Ekim 29 Ekim kutlamaları. 28 Ekim'de kim çıktı biliyor musunuz Ankara'da Ebru Gündeş'in çıktığı yerde kim bir çıktı? Gün önce ondan bir gün önce kim? Mert Demir çıktı. Mert Demir kaç lira aldın kardeşim? Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen. Kaç lirası sana gitti 69 milyon liranın? Söyle bakalım sen de hesabını ver. Bakın aynı isimler yahu. Evet. Aynı i̇şte menajerler. Bakın, aynı isimler. Bir sistem kurulmuş evet. Yani. Bu aşikar ya. Evet. 2, 2, daha 4. Benim biraz önce söylediğime çok geliyor bu. Çok zeki olmaya gerek yok bunu aynen. Anlamak için. Ay, yeter her şey artık. Ortada ayan beyan ya. Yeter artık. Peki ama şey böyle yapamıyorlar. Ya. Peki açıklamalar geldi. Aslında çok güzel bir yere parmak basmışız. Bu konuyla alakalı halkı, kamuoyunu tabii ki bilgilendirmek, bu paraların nereye gittiğini açıklamak sizin de boynunuzun borcuydu. Biz de burada magazin programı olarak bize vazife düştü. Biz de ekranlarınıza taşıdık bunlardan haberiniz olsun diye. Şimdi yine sahnelere gideceğiz. Sanatçılarımızın sahnelerini konuşacağız. Bunlar konuşulabilir sahneler. Böyle her yerde tabii ki çıkabilirsiniz. Biletli paralarla birlikte sahne alabilirsiniz. Ama Cumhuriyet Bayramı'ndan para almayacaksınız arkadaş. Sahneler. Yaz sezonunda hareketli geçen sahne performansları yerini çoğunlukla kapalı sahnelere bıraktı. Tıklım tıklım dolan sahnelerde hangi şarkıcı nasıl performans gösterdi? İrem Derici kime benzetildi? Şarkıcı İrem Derici sahneye çıkmadan önce sette I'm Your Baby Tonight şarkısı eşliğinde dans etti. İrem Derici'nin yeni tarzı Samantha Fox'a benzetildi. İrem Derici'den Hasan Can Kaya'ya mesaj. Açık sözlü demeçleriyle dikkat çeken İrem Derici, Hasan Can Kaya'nın kendi programında İrem Derici ile evlenirsem çocuğumuz şeytan olur, ilk kelimesi küfür olur sözlerine sahnede cevap verdi. Hasan Can şey demiş, İrem Derici ile evlensek çocuğumuz olsa ilk kelimesi sus gerçekten. Daha mesaj atmadım ama öyle bir planı varsa hemen unutsun. Türkiye buna hazır değil. İstanbul'da sahne sakilerin.
Başarılı müzik grubu Sakiler İstanbul'da sahne almadan önce iddialı açıklamalarda bulundu. Bakalım grup üyeleri hangi ifadeleri kullandı? Özellikle çok güzel damar şarkılar hazırladık bu akşama. Azıcık üzücel sevenlerimizi yapacak bir şey yok. İstanbul bu akşam eğlenmesin artık, üzülsün. Ağlatacağız. Ağlatacağız İstanbul'u. 15 şarkılık 3 partta yenecek bir iş. İlk 5'i bir 10 gün sonra, 15 gün sonra çıkıyor. Çok az kaldı. Kırmızı çektik. Tam sakla sandığı bir iş oldu. Cidden çok merak ediyorum ben de sonra. Çok heyecanlıyım çünkü ben. Kendimiz bile böyle heyecanlanıyorsak sevenleri düşünemiyorum artık. İnanılmaz güzel şarkılar geliyor. Çok fena. Sevenlerine müjdeli haberleri verdikten sonra sahne alkışlarla Sakilerin... Evcimik'in gündem olan sahne tarzı. 90'lı yıllarda adından sıkça söz ettiren Yonca Evcimik son sahnesinde tercih ettiği kıyafetle yine çok konuşuldu. 61 yaşındaki şarkıcının tarzına sizin yorumunuz nedir? Emircan İrek'ten muhteşem konser. Şarkıcı Emircan İrek, Kartal'da sahne aldığı mekanda büyük ilgi gördü. Başarılı şarkıcı sevenleriyle birlikte eğlenceli bir gece geçirdi. Sonrası duygusal anlar. Şarkıcı Sıla geçtiğimiz gün sevgilisi İlker Kaleli ile beraber bestelediği Kapkara şarkısını ilk kez sahnede birlikte söylemişti. İlişkilerini adeta pekiştirerek devam eden ünlü çift sahne sonrası özel misafirleriyle buluştu. İlker Kaleli'nin kardeşi annesiyle önce poz verdiler, sonra birlikte kucaklaştılar. Salih'e güller yağdı. Son dönemde sahnedeki şarkıcıya atılan yabancı madde vakaları can sıkıcı bir hal almış ve şarkıcıları ürkütmeye başlamıştı. İzmir'de sahne alan Zinet Salih'e birkaç tane gül atıldı. Sanatçı arkadaşlarımızı üzüyor ve bunlar aslında dinleyicimizi de birazcık yaralıyor. Ama işte İzmir'de gül atıyorlar. Atayım o zaman. Atayım mı kıza? Aşkım bak günler geliyor. Müzik için. Teşekkür ederim. Murat Boz'un klasikleşen dansı. Sonrasında Püf şarkısıyla Antalya'da eğlencenin dozunu arttırdı. Murat Boz'dan oyun havası. Ayvalık'ta Ümit Besen gecesi. Türk müziğinin efsane isimlerinden Ümit Besen geçtiğimiz gün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Adası'nda sahne aldı. Yaz sezonunun kapanmasına rağmen usta isim mekanı tıka basa doldurmayı başardı. Diva'dan Dans Show.
Diva Bülent Ersoy parlak taşlı elbisesiyle sahne aldığı mekanda gece boyunca muhteşem bir performans sergilerken dans şovuyla misafirlerine resital sundu. Sahneler seç beğen al. Murat Boz'u alıyorum ben öncelikli olarak. O klasikleşen kalça danslarına devam ediyor. Asla vazgeçmiyor. Evet, Murat Boz çok iyi bir eğlendirici. Yani Murat Boz sahne aldığı yerde onu izlemeye gidenler bayağı bir eğlendiklerini söylüyorlar. Ben de şeyde Harbiye açık havada izlemiştim kendisini. Tabii ki işini çok iyi yapıyor ama o danslarını ben beğenmiyorum. Yani dansları biraz feminen kaçıyor. Daha böyle bir erkeksi dans etmesi gerekir diye düşünüyorum sahne üzerinde. Ama şarkıları falan güzel tabii. Bana beğeniyorum. Murat ne gibi geliyor biliyor musunuz? Sanki yani işini yapmak zorunda olduğu için konser veriyor, yapıyor gibi. Hani, zaten para veriyorlar. Zaten bana açık para veriyorlar. Adım da var. Ha. Yeni bir şarkı yapmama gerek yok. 10 yıl öncekileri de söylesem yeter diye. Yapması kendini lazım. Hiç yenilemeyen, geliştirmeyen ve rekabet ettiği bu piyasanın farkında olup da olmamış gibi davranan bir isim. Yani var mı yok mu belli değil şu an. Onun üstüne Edisler geldi, Mert Demirler geldi. Onun iki katı para alıyorlar. Ben olsam rahatsız olurum. Ben Murat Boz'um. Ben 1 milyon alırken niye Mert Demir 3,5-4 milyon alıyor? Derim. Kendimi yenilerim. Güne uyarlarım. Ama Murat işi kolayına kaçıyor. Şimdi Murat'ın o tembelliği nereden geldi? O Ses Türkiye'den geldi. Yani O Ses Türkiye'deki zaten orada bir gündemini yaratıyordu. Evet, evet. Bak televizyonun böyle bir şey oluyor. Sahne ve ses sanatçılarını tembelleştirebiliyor mesela. Hı. Hani nasıl tabii mı? Mesela şöyle. Hani nasıl olsa gündemim var. Hı. Ekranım var, yani popülerliğin oluşuyor ister istemez. Bu sefer kendi mesleki şeyini erteleyebiliyorsun. Veya onu biraz böyle geri plana çekebiliyorsun. Aslında o hataya düşmemek lazım. Ama yine de rağbet görüyor tabii. Dolduruyor tabii, yani dolduruyor konserlerini, çünkü sahnelerini. Bir isim. Evet. Çok güzel mesela. O okuduğu şarkı ne kadar ya özledim seni ne çok kadar güzel. Güzel bir şarkı. Ama yıllar oldu işte. Yani evet yine öyle bir şarkı. Peki bekliyoruz. Soruyorum size Murat Boz'un 3-5 sene içinde şöyle bir hitini güzel bir şarkısını hatırlayan. Yok çünkü yapmadı da galiba. Niye? Yaptı. Çünkü O Ses Türkiye yaptı. Birkaç dizide falan böyle dijital rol aldı. Birkaç film falan yaptı. O Ses'te de yok ki. Ağırlığını aslında televizyon ve sinemaya verdi diyelim. Ağırlığını yani şarkıcılık kimliği verdi. Üçüncü plana düştü. Arkadaşlarının gece kulüplerinde gidiyor. Kadrolu misafir olarak haftanın her gecesi duruyor. Bence orada onun bir işbirliği olduğunu düşünüyorum ama. Sürekli o ekip çok kemik bir ekip. Mustafa'nın mekanında durmadan Ezgi Bolan'ın kocasını. Ama onlar çok yakın arkadaşlar ya. Bütün yazı birlikte geçirdiler. Ne kadar yakın olursan ol her günde gitmezsin yani. Otur evinde şarkı yap değil mi yani? Üret biraz. Evet. Albüm yap, şarkı yapacaktır yap. Yapacaktır ya. Düet yap. Yeni nesil bir isimle mesela düet yap. Bir çalışma hevesi yap. Hevesi yok sanki. Mecburen para da kazanmamız lazım. Hazır da burada sahne aldığımızda iyi de para geliyor. Dolduruyor da. İşte üstüme bir ceket alayım. İki işte şöyle kıvırtırım zaten. Oo, hemen zaten orada bir kıvırmaya başlayınca bir de bizim şey çok alkış kıyamet kopar biliyorsun. Yani biz burada izlerken eleştiriyoruz ama sahnesine gittiğinde alkış kıyamet. Yani o kızların o cırlamaları, o kıvırmalara. Ben yani de anlamıyorum. Ya bir erkek affedersin arkasını dönüp bana şöyle oynadığında yapamam yani. Ne oluyor der? Yapamam. Ne yapıyor ya bu diyorum yani. Erkek adam öyle mi dans eder ya? O kadına has bir şeydir o kalça dansı. Ya bu benim kendi düşüncem tabii. Siz daha farklı bakıyor olabilirsiniz ama erkek şöyle oynar. Ne bileyim eşlik eder falan. Bu şekilde arkasını dönüp kalça dansı yapmaz. Kendine baktığı kadar, kendine özen gösterdiği kadar hani o son bir üstü böyle denizdeyken böyle işte biraz göğüsleri falan fazlalıklı göbeği vardı. Çok rahatsız olmuştu bu görüntülerden sonra başladı sporlarını yaptı, saçlar ekildi. Estetikler her şeyler yapıldı. Aldırdı. Kendine bu kadar baktığın kadar sahnene de bakman gerekiyor diye düşünüyoruz. Sağ üstüne kendine. koya gitmen sağ gerekiyor sağ diye kendine. Düşünüyoruz. Biz ama senin iyiliğin için konuşuyoruz. Kalça konusunda bir şey bir saptamada bulunmam lazım. Şimdi kadınlar erkeklerin kalçasına bir şey bakıyor. Bir insanın marka değeri önemli. Mesela Ümit Besen bak hala yani nikahına beni çağır sevgilimden başka bir şarkısı yok. Ama hala halk tarafından nasıl bir markalaşmış doldurabiliyor da yani.
Ümit de böyle, Besen'in evet, mi? Tabii bir tane yani. Mi şarkısı var Ümit Besen'in? Yani benim çok için var, çok var. Çok var. Ama klasik isimler onlar. Nikah masası dışında beni hani çok fazla hatırımda kalan bir şey yok. Hmm. Ama tabii ki markalaşmak çok önemli. Marka değerinde çok evet. önemli. Bak şimdi burada da görüyoruz mesela nasıl doldurmuş sahnesini. Yani halk tarafından o markanın bir değeri, bir karşılığı şimdi olması çok önemli. Şimdi o çağla, bu çağ çok farklı. Şu anda tüketim çağındayız. Evet. Biri çıkıyor, biri gidiyor, biri hatırlayamıyoruz. Oyuncuların ismini biz bu işi yaparken bile unutuyoruz. Bu nerede çıktı ya? Bu neredeydi? Veya şarkısını önce hatırlıyoruz, ki, ismini bilmiyoruz. Şu anda çok çabuk ünlü oluyorsun. Ve bir anda evet. yok olabiliyorsun. Ama Ümit Besen bir... klasiktir ya. Ümit ya. Besen tabii bir tanedir ya. Yani. Ümit Besen'le Ümit Coşkun Besen, Sabah, Ümit Besen. Yani değil mi? Bunlar tabii. Efsane isimlerdir. Efsane tabii. Isimler. Yonca Evcimik. Efsane isimler. O dediğin isimler yıllarca Tarabya'da fur çekti. Tabii canım. Yani sahneleri doldurdu. Peki gel İrem Derici ile Hasan Cankaya arasındaki diyaloglara. Hasan Cankaya diyor ki İrem Derici ile evlenirsem... Bizim çocuğumuz şeytan olur, ilk kelimesi de küfür olur zaten diyor. Doğru tespit. Yani doğru. Şimdi İrem gerçekten çok çılgın bir kadın. Hayatı böyle dolu dolu yaşayan. Evet. Olduğu gibi dobra, riyakarlık bilmeyen, dümdüz bir kadın. Flörtöz, flörtöz. Ama ben Hasan Cankaya'yı ayıpladım burada. Ayıptır. Hasan da flörtöz. Yani, şimdi hiçbir kadın için bu tür bir yaklaşımda ve konuşma ayıp yani. Ama İrem ya neler İrem, söylüyor ya? İrem dobra bir kadın. Tamam, ama Hasan bu onun çocuk sahibi olduğu zaman çocuğu küfür edecek diye anlamına gelmez. Yani, bir kere çocukları karıştırmayalım yani. Bu işlere ama yani. Ama ikisinin ağzı çok bozuk. Dilinin kemiği yok ve böyle tamam, ağzı ikisini cevaplar. Evlendirelim biz de ama o zaman. Ama ikisine kendi alanında hakikaten çok başarılılar. Şimdi evet. İrem'in konserine de gitmişimdir, arkadaşımdır da sürekli kendini yenileyen bir kız. Para harcıyor, deli gibi para harcıyor, konsept yapıyor, saçını değiştiriyor, dansçılar tutuyor falan. Dünyayı takip ediyor, yabancı şarkıları playlistine ekliyor falan. Yani inanılmaz günü yakalayan bir kız olduğu için şu anda kimseye de ilişmiyor, bulaşmıyor. O sevimlilik üzerinden güzel bir şey buldu kendine. Ben harbi kızım, imajı çizdi. Bak, kimse de ona bir şey demiyor, dokunmuyor. Hasan Cankaya... Ama aslında zoru başardı. Evet. Bak bir Yıldız Tilbe'dir. Evet. Halk tarafından tolere edilen bir de şimdi yeni nesilde İrem Derici oldu. Tabii. Hasan Cankaya İrem Derici ile çıkmayacak kadar akıllıdır. Çünkü İrem Derici sevgililerini hep ifşalıyor ya bir şekilde. Niye bir Hasan Cankaya? Yani Hasan Cankaya sevgililerini gizliden mi yaşıyor? Stüdyoya gelen konuklardan seçiyor. Seçiyor. Tabii canım. Hasan Cankaya. Ay o zaman onun programına da gidemeyeceğiz yani. Yok canım. Saman altında sana bir şey yapmaz, dokunmaz sana. Saman altından su yürütür Hasan Cankaya her zaman. Ay, İrem hayatta olmasa Hasan'la. İrem yakışıklı adam takıntısı var İrem'in. Hasan Cankaya yakışıklı Hasan, be. Hasan da fena Hasan değil ama. Karizmatik tabii evet, canım. Evet, ben katılıyorum burada Bilal Bey. Hemşehrim o da Malatyalı evet. Karayağız bir delikanlı evet, ama evet. Yakışıklı değil yapmayın gözünüzü. Yok ya. Vallahi şey karizmatik. Ya. Yakışıklı yok. Canım Hasan Cankaya. Ağzı laf yapıyor. Belki size ondan sevimli baksana, ya da çekici geliyor olabilir. Bıyıklara bak, bıyıklara bak bıyıklara bak bıyıklara kirli sakala bak. Mizahı çekici geliyor olabilir. Vallahi bilemedim ama Hasan Can'a o kadar çirkin değil. Gün... Yani bir Cem Yılmaz kadar çirkin değil yani. Evet Karayaz gün gören çocuğu. Baksana niye beğenmedin Hasan Can? Koy Cem Yılmaz'la yan yana Hasan Cankaya daha yakışıklı. Bence de. Senin yakışıklı dediklerinden çok daha yakışıklıdır bence. Hasan Can. Evet. Bilmiyorum. Yok Didem'e beğendiremedik Hasan Can'ı. Bence değil. Aa, Didem bilezik istiyor. Bak, müthiş müthiş pratik zekalı, müthiş mizah yeteneği evet. olan bir adam. Korkunç zeki. Ama belki o çekici gelebilir. Kadınlar illa hani görüntü aramayabilirler yani. Ya zaten kadınlara gelebilir. İki şey önemli. Bir güldüren bir de ağzı iyi laf yapar. Ben çok bilmiş adam sevmiyorum. Peki, ay, erkek her şeyi bilmeyecek. Yakışıklı değil de. Yok. Bir dakika bir şey sorayım. Var mı? Bir dakika bir de ben konuşayım ne olur ya. Yakışıklı değil de Hadise niye Hasan Cankaya ile sevgili oldu çıktı? Hadi bakalım cevap verin. Hadise. Ha, onlar gerçekten evet. oldu mu? Oldular tabii niye? Çünkü Hadise'nin hiçbir niye? Sevgisi neden? Yakışıklı değildi. Ya, Hadise'nin şey. Bence öyle yakışıklı kriteri yok. Kısa sürdü ama niye canım oldu. Hadise seviyor kaslı falan ya. Geçen gün gösterdik ki Hadise'nin geçmiş ilişkilerini hiçbir birbirine benziyor muydu? Allah aşkına size soruyorum yani. Yani içinden yani. Geldiği gibi bir tipi yaşıyor. Yok, hani tipi yok hani. De, insanların bir görsel tipi olur ya ben esmer seviyorum der. Şöyle seviyorum böyle seviyorum. Hadise'nin öyle bir şeyi yok. Ne gelirse yok. Bahtıma. Yani. İrem'in var. Vücut takıntısı var çok iyi biliyorum. Evet. Vücutlu evet. adam seviyor. Hasan'la olmazlar zaten. Ama keşke olsalar. Bence güzel bir çift olurlar. Bize acayip malzeme çıkar. Bak öyle böyle değil. Her dakika onları konuşuruz. Keşke olsalar. Hasan hayatında şu an kimse var mı?
Çok uzun bir ilişkisi vardı. Zaman altından ama ünlü yürütüyor. Olana kadar 10 yıllık ilişkisi. O da mı? Erkekler da öyle mı? Oluyor hayatın parayı bulunca. Para ve şöhret. Şöhrete kavuşunca senin o yokluk zorluk zamanlarındaki kadın bir anda hayatından gidiveriyor. Ondan ama sonra 30 tane oldu. Ben çok merak ediyorum onun gösterisini. Bir gün gitmek istiyorum yani. Bulaşır sana. Niye bana bulaşır? Uğraşır. Yok canım. Senden bir hikaye. Bir şey söyleyeceğim. O bütün gösterilerini böyle kameraya mı çekiyor? Hiç çekmediği yok mu? Olur yani. Canım. Sana özel yapar. Bir nasıl de bana özel? Ne öyle, olur böyle şey? Adamın yani işi parayla bu. Gidiyorsun oraya. Parayla gidiyorsun ama bir de orada hani alıp mikrofonu konuşmak program zorunda değilim yani. Program yapıyor adam canım. Tabii ki her yerde kamera var. Değişik. Konuşmak isteyenler gidiyor zaten. Programın adı o yahu. Ha konuşmak isteyenler. Evet. Tamam da yani videoyu çekilmeden konuşamıyor muyuz diyorum hani mesela. Aynen. Hani illaki yayınlanması mı gerekiyor? Senin istediğinle ne anlatacaksın? Burada da anlat. Ya bir gösterisine gitmek istiyorum. Anlat. Mümkünse de o gittiğim gösteride çekilmek istemiyorum. Bunu istiyorum anlatamaz. Ben. Bize anlatamayacağın hiçbir şey gibi adamı anlatamaz. Tamam da vazgeçtim. Gidemeyeceğim. İçine sığmıyor bir şey anlatacaksın. Var bir şey. Bir hikayesi var da. Bize anlatmak istemediği bir hikaye belli ki. Anladım. Bitti. İbrahim Tatlıses'in konuşmaları. Bomba gibi açıklamalarıyla devam edeceğiz. İbrahim Tatlıses hem Dilan Çıtak'la alakalı açıklamalar yaptı. Hem evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Peki İbrahim Tatlıses'i kim sırtından vurdu? Hepsi geliyor. Gidelim. Şöhretin kapısını araladığı Günel'le İstanbul'da sahne alan İbrahim Tatlıses'ten olay açıklamalar. Ah bitti. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sağlığından özel hayatına kısa süre önce barıştığı Yıldız Tilbe'den küs olduğu kızı Dilan Çıtak'a birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Sahtekar, sahtekar. Sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses İstanbul'da hayranlarının karşısına çıktı. Aşkım söyledim. Eskiye geri dönen İbrahim Tatlıses sahnesini Günel ve bir oryantalle paylaştı. Saçı, makyajı, takıları ve kıyafetiyle geceye özel hazırlanan Günel sahne öncesi heyecanını paylaştı. Çok o iyi benim biliyoruz. Manevi babam. Her zaman desteği, her zaman yanımda hissederim. Bugün de onunla beraber olmak hakikaten çok gurur verici bir şey. Çünkü İbrahim Tatlıses bir daha gelmez. Kısa röportajın ardından sahnedeki yerini alan Günel sesi ve şarkılarıyla izleyicilerden tam not aldı. Sahnedeyken mikrofonlar İbrahim Tatlıses'e uzandı. Fit görünümüyle dikkat çeken ünlü sanatçı bir ayda 15 kilo verdiğini açıkladı. 15 kilo. 15 kilo. Kaç kilo daha gidecek İbrahim abi? Daha 5 kilo daha gidecek. 5 kilo daha? Bir ay içinde verdim. Bir ay içerisinde. Ekmeği kestim, ekmeği kesin. Ekmeği kurmamadım. Bulamayanlar da var ama ekmek gitti mi kilo da gidiyor. Asla masla bizim işimiz yok. Bizim işimiz insanlara kötü görünmeyelim. Çünkü insanlar bizi seviyor, sayıyor. Göbek oldu mu sağlıklı değiliz. Göbek olmadı mı sağlıklıyız. Verdiği kilolarla adeta gençleşen İbrahim Tatlıses fiziksel görünümü gibi açıklamalarıyla da geçmişi aratmadı. Usta sanatçı kısa bir süre önce yaptığı "Dostum beni sırtımdan vurdu" açıklamasını gönderme dolu sözleriyle açıkladı. Bu zamana kadar çok dostumdan kızdım. Ayağım mı demiş onu? Evet. Senin sırtından vuruna kızma. Çünkü ona sırtını dönen sensin. Hı hı. Ben tabii herkesin kolunu atıyorum, iyilik yapıyorum. Herkesi kendim gibi bildiğim için zannediyorum benim. Hı hı. Kimse ben olamaz ki. Olamaz, mümkün de değil. Hı. Oğlum da olsa olamaz, mümkün değil. Çocuklarım da olsa mümkün değil. Sözleri kime bilinmez ama çabuk kırılıp kolay affetmesiyle tanınan İbrahim Tatlıses bu kez kapıyı erken kapadı. Af yok mu? Af bah bitti. Af eskiden de. Eskiden de o yanıma geliyorlar böyle artist artist. Onlar kendini yani babamızın yanındayız diye göstermek istiyorlar. Halbuki değiller. Kalpleri değil.
Sen ki kalpler öyle, alıp bile başımın üstüne koyacağım, bir de indirmeyeceğim. Ama biliyoruz ki sahtekar. Sahtekar, sahtekar. İbrahim Tatlıses af yok diyor ama kısa bir süre önce Yıldız Tilbe ile barışmıştı. O benim canım, o benim canım, o benim kızım, evladım, o bir tane. Bak, onun gibi söz Sezen yok, onun gibi şarkı yapan da yok. Kim var? Sezen Aksu var. Bir de Yıldız Tilbe var. Deli dolu ama bizim ev, canımız. Zaten millet, halk onun deli dolu olduğunu seviyor. O şeklini seviyor. Akıl olsa sevmezler onu. Ben de delilerimi seviyorum. Siz delilerimi seversiniz efendim. Kim bu gözlerindeki yabancı? Bak. Kim bu gözlerinde, yani sevgilisin, gözünün içine bakmış, bir yabancı görmüş. Bak, bak. Böyle bir laf var mı? Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimden. Peki gelelim özel hayata. İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştuktan sonra kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evleneceğini duyurmuş, sonra ayrılmıştı. İbrahim Tatlıses eski sevgilisi Gülçin Karakaya için zehir zemberek konuştu. Ben İzmir'de çekirdek bir aile kuracağım. Öyle gittim. Birinde sevdik fakat sahtekar zemin. Yanlış at oynamışız. Yanlış at oynadığım için vazgeçtim. Gülçin Karakaya'dan sonra konu geldi Dilan Çıtağ'a. Küs olduğu kızı hakkında basın açıklaması yapacağını duyuran Tatlıses bu kararından vazgeçti mi? Bir isim var ki sizi çok kıran Dilan Çıtağ. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Soyadını istemiyorum ama miras haktır dedi. Benim o defteri kapattım, çoktan oldu. Ben oraya kadar okumadım. Okuma da niyetim yok. En son bir basın toplantısı düzenleyecekleriz. Bu kararınızda hala devam mı yoksa ne zaman gene düzenleyeceksiniz? Merak etme, bazı şeyler var. Çıksın meydana, yapacağım. Söz, vaat ediyorum. Birbirinden çarpıcı açıklamalarla kuliste bombaları patlatan İbrahim Tatlıses, merakla beklendiği sahnedeki yerini aldı. Bordo ceketi, siyah tişörtü, zinciri ve yakasındaki mendiliyle yine alışıldık tarzıyla karşısına çıktığı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Dikkatinizi çekti mi? Her şey hakkında konuştu. Eski sevgilisi Gülçin Hanım hakkında dahi konuştu ama Dilan Çıtağ'a söz gelince evet, yine aynı hareketi yapıp fermuarı çekti İbrahim Tatlıses. Benim için dedi, o defter kapanmıştır. Okuduğum bir kitabı bir daha okumam dedi. Şimdi İbrahim Tatlıses aslında kalbi kötü olmayan, iyi niyetli, merhametli bir adamdır. Bakın bu tarafı vardır. Yani bugün benim bir yardıma ihtiyacım olsa, bak beni o kadar sevmez. Ama ben çünkü doğruyu söylüyorum. Bazen de çocuklar konusunda hassasım. Bunu da hep söylüyorum. Nereden ama benim bile ihtiyacım olsa, inanın bana bile, gitsem, benim samimiyetime inansa, gerçekten mağduriyetime inansa bana bile yardımcı ve destek olur. Ama şöyle de bir gerçeği var İbrahim Tatlıses'in. Onu da söyleyeceğim, kusura evet, bakmasın gene. İbrahim Tatlıses de çok çabuk doldurulabilen birisi. Bakın, gitsin birisi, yani inandığı yakın çevresinden birisi gitsin bir konu hakkında bir şey söylesin, bayağı da üzerine böyle bir 2-3 gün konuşsun, İbrahim Tatlıses'i o konu hakkında negatif hale getirebilirsiniz. Öyle de bir durumu var. Yani ben yalnızca şunu görüyorum İbrahim Bey'de, bu röportajında da gördüm. İbrahim Bey'e böyle bir dinginlik, bir huzur gelmiş. Bence artık İbrahim Tatlıses'le ben bir daha evleneceğini de düşünmüyorum. Çünkü o artık bir huzur arayışında. Yani ve kendisini de çok iyi gördüm burada. Gayet de böyle pırıl pırıl bir cilt. Şahane böyle, çok güzel yani. Ve bak böyle de susuyor. Yani şimdi onu söyleyeceğim. Bu saatten sonra İbrahim Tatlıses keyfine baksın. Acaba Dilan'ı hayatından çıkartınca mı bir dinginlik gelmiş? Ya nasıl çıkartacak? Evlat ya. Olaylar, ya şimdi bakın, evet ya. Evlat ya da evet, baba. Şimdi başka bir şeyden bahsediyoruz. Her gün bir sıkıntı yaşandı hane içinde. Tamam da hatta yani, hane içinde kalmadı. Milyonların gözü önünde yaşandı. İlk bizim yayında biz bunu konuştuk zaten. Konuştuk, yayına evet, bağladık. Yani. Taraflar kozlarını paylaştılar. Ağza alınmayacak ifadeler, kelimelerle bakın. Ya, ama şimdi diyor ya ki af eskidendi. Artık affetmek
Yok diyor, sahtekar dedi üstüne bir de. Ona mı dedi? O demedi. Bak, kime dedi? Kime dedi sahtekar bak, diye? Gülçin, şey, kime Gülçin dedi? Hanım'a dedi. Kime dedi? Hayır, katılmıyorum. Baştan da söyledi. Hani en baştan önce, da. Az önce söyledi İbrahim Tatlıses, hani sanki şey gibi gözüküyor. İbrahim Tatlıses çok böyle ketum bir şey dedi. Değil ya, aslında. Değişiyor biliyor musunuz? Değişiyor. Bak Yıldız Tilbe'yi şu anda övüyor. Tabii. Evet, övüyor. Yıllar önce seni aldığım Yıldız Tilbe diye. O, hepimiz biliyoruz o videoları, o kavgalarını. Milyonlara mal oldu o kavgalar. Ama yıllar sonra bak yine merhametli. Bir de birbirini övecek hale geldiler. Niye? Çünkü zamanla her şey değişebilir, dönüşebilir bütün duygular. İbrahim Tatlıses çok güvendiği şirketinin müdürü olan Şule Çıtak'a malını, bütün mallarını onun üzerine yapmıştı. Şule Çıtak mı? Şule Çıtak değil miydi? Kimdi Şule Hanım? Şule Başkan. Yok, menajerini diyorsun. Menajeri. Şule Hanım, evet. Yardımcısı, evet. Şirketinin müdürü. Hepsini onun üzerine yapmıştı. Ve kendisinin bundan dolayı zarara uğradığını hep konuşuyorlar. Evlatları da konuşuyorlar, yanındakiler de konuşuyorlar. İbrahim Tatlıses'in de çevresindekilere anlattığı bazı konular var. Kendi servetine hükmedemiyor İbrahim Tatlıses. Parası kısıtlı ve bundan dolayı İbrahim Tatlıses'in çok dolu olduğunu, çok üzgün olduğunu, bu röportajda da eğer sitem ediyorsa, kızıyorsa bu olaydan dolayı olduğunu düşünüyorum. Basın toplantısı yapacağım diyor ya. Hı hı. Bu olayı çözmeye çalışıyor İbrahim Tatlıses. Yani, geri ver. Neyimi verdiysem sana hepsini bana geri ver. Hepsini aldığın gibi bak, sağlam bir şekilde geri ver. Bak orada geri çok ver. Önemli bir şey söyledi Bilal abi. Uğraşımda. Evet. Bir şeyler bekliyorum i̇şte dedi. Onlarla beraber konuşacağım dedi. Yani i̇şte Dilan'ın mevzusunu da öyle, evet, konuşacak. Demek bence. Alabilirse İbrahim Tatlıses'ten mutlu. Çünkü evlatları da bunu bekliyor. Evlatlarının parasızlık çekmesinin nedeni bu. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki hiçbir baba kızın, hiçbir evlatla annenin babanın bu duruma düşmesini istemeyiz, istemezdik. Ve bu konuda da yayınlarımızda birçok kez hani arayı bulmak için nasıl düzeltiriz diye de uğraştık. Tabii. Biz burada kendi şahsım adına, ben de siz kendi adınıza, sen de Didem, öyle uğraştık. Ama İbrahim Bey zaten bir şeyin farkında. Yani Dilan'ın sadece miras için kendisiyle eğer bir görüşme ise, bir görüşme talebinde varsa da eğer ki, öyle bir duyumlar da aldım ben. Bu miras için görüşme yapmak istediğini biliyor. Yani artık bir evladı olarak ona inancını, samimiyetini kaybetmiş durumda maalesef. Kız reddetti zaten. Benim babam Cem Çıtak dedi. Evet. Bak, reddediyor. Şimdi sonra üstüne de zaten mali olarak ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ben miras hakkı sahibiyim dedi. O yüzden dedi haklarımın sonuna kadar peşinde olacağım şimdi dedi. Şimdi tabii ki bundan dolayı para da İbrahim Bey'in ona göre davranacağını düşünüyorum ama... Evet. Yine adaletsizce davranmaması için bir yerlerden bir şeyleri, bir dokümanları, bir şeyleri bekliyor. Yani ben de açıkçası bu yapacağı basın toplantısında neler söyleyeceğini çok merakla bekliyorum yani. Evet, Ahmet Tatlıses'le arasında bir problem yok ama yani onunla beraber, oğluyla beraber ama röportajın başında sanki evlatları için de işte onlar benim hani çıkar için, para için falan yanımda olurlar. Bence benzeri, onu sadece benzeri, Dilan için gelen, söyledi. He? Dilan için söyledi. Öyle onu mi diyorsun? Yok, Ahmet için söyleyeceğini ya, düşünmüyorum. Ya isim vermedi zaten de. İdo için de söylemez. Çoğul konuştu yani orada. Ha. Tek birisini değil. İşte o basın toplantısı çok önemli. Ya kadınlarla olan ilişkileri eleştirilebilir İbrahim Tatlıses'in, ki eleştirmekte de çok haklısınız. Savunacak değiliz bu konuda ama evet, çocuklarını hiçbir şeyden eksik etmedi. Evet. Hiçbir şeyden. Her şey fazlasıyla var evlatlarında. Aynen öyle. Bütün evlatlarına hepsi yardım ediyor, destek yıllardır oluyor. Yıllardır bakıyor. Babalık yapıyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Avrupa'da 18 yaşında salıyorlar sokağa. Haydi tamamlayın. Evet. Tamam mıyız? Evet. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan demeyi diyeceğiz. Artık bugünü tamamlayacağız çünkü onları konuşmadan geçmeyelim. Geçtiğimiz hafta ekranlarınıza getirmiştik. Aslında ikisi Yalı Çapkın dizisinde değil, Öğretmen dizisinde tanışıklıkları ve aynı anda rol almışlıkları var. Ve sevgililermiş de aynı hayat zamanda işte. Öğretmen dizisinde. Orada da mı? Hayır, rol icabı. Hadi izleyelim, sonrasında gelelim. Dedim ne oluyor? Geçtiğimiz yaz mevsiminde ayrılan Yalı Çapkını dizisi sezonu açınca sette barışan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir yıllar önce birlikte rol aldıkları diziyle gündeme geldi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı yeniden alevlendi. Dizi setinde başlayan aşk tatilde ayrılıkla noktalandı derken Yalı Çapkını dizisinin setinde tekrar alevlendi. Geçtiğimiz gün Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in evinden çıkarken görüntülenmişti.
Adası'nda tatile gittiler. Dizi çekimlerine tüm hızıyla devam edilirken ünlü çift ilk boşlukta tatile gitti. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Sime Adası'ndan fotoğraflar paylaştı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in Öğretmen dizisindeki sahneleri gündem oldu. Gözde Çift 2020 senesinde yayınlanmaya başlayan ve 9. bölümünde erken final yapan Öğretmen dizisinde birlikte rol aldı. Tanışıklıkları Yalı Çapkını dizisiyle değil, Öğretmen dizisiyle başlayan ünlü çift yıllar sonra Yalı Çapkını'nda tekrar birlikte rol aldı. O dönem Mert Yazıcıoğlu ile sevgili olan Afra Saraçoğlu, 2023 senesinin başında 4 yıllık ilişkisini noktalamış, yaklaşık 5 ay sonra Mert Ramazan Demir ile sevgili olmuştu. Son yılların başarılı iki yıldızı Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yıllar önce rol aldığı Öğretmen dizisindeki sahneleri büyük ilgi gördü. O dönem aralarında duygusal bir şey olmayan çiftin bazı görüntüleri bugünlerin habercisi dedirtti. Dizi setinde başlayan tanışıklık yıllar sonra alevlendi. Mert Ramazan Demir berberde. Başarılı oyuncu her zaman gittiği berberinden çıkarken görüntüleniyor. Ancak sonrasında basın mensuplarını teğet geçiyor. Mert Bey merhabalar, nasılsınız? Yeni başınız hayırlı olsun diyelim. Nasıl gidiyor efendim çekimler? Şey. Çok kısa soralım. İki kelime alalım size hayranlarınızı, öyle kapatalım o zaman. Mert Ramazan Demir'in ilk Afra Saraçoğlu anısı. Öğretmen dizisinde Mevsim ve Ateş karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ders aldıkları esnada yaşadıkları ilginç olay sosyal medyada gündem oldu. Ders alıyorduk biz. Hoca da Afra'ya şey dedi. Mevsim ve Ateş tuvalette öpüştüler. Buna tepkin ne olur dedi. Bu arada biz yani yine daha bir saattir falan tanışıyoruz değil mi? Herkes birbiriyle yeni tanışmış da. Ha aynen. Ve hiç beklemediğim bir anda Afra ayağa kalktı ve tokat attı bana. Çat diye böyle tokat attı. Şok oldum yani, hani ne oluyor dedim. Problem yok repliği. Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını dizisinde Hırvatça problem yok anlamına gelen bu repliği sosyal medyada çok konuşuldu. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arasındaki gerçek ne? Hepsini Bilal Özcan reklamlardan söyleyeyim sonra şimdi açıklayacak. Şimdi söyleyeyim. Hayır, heyecan. Heyecan, onu hemen sana söyletmem. Kısacık peki bir reklama gidiyoruz. Sonrasında bu gerçek ne? Peki. Bilal Özcan açıklıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki ilişki hakkında gerçek ne? Arkadaşlar bu öpüşme tamam enteresan, onunla ilgili söyleyeceğim de öncelikle bu okuma provasında tanışıyorlar ya Öğretmen dizisinin, bir saat önce tanışıyorlar ve yönetmen diyor ki Afra Saraçoğlu'na sen Gizem'sin, Mert Ateş. Ateş tuvalette biriyle öpüştü, tepkin ne olur diyor. Bunu der demez yönetmen Afra bir saat önce tanıdığı Mert'in suratına şiddetli bir tokat vuruyor. Ve Mert şok oluyor tabii. Afra sonra diyor ki kusura bakma kendimi kaptırdım role diyor ama o zaman o günlerde Afra diğer Mert'le, Mert Yazıcıoğlu ile sevgili. Bu ilişkinin başlaması konusunda görür görmez birbirlerinden elektrik almışlar. Özellikle Afra Saraçoğlu. O tokatın başka izahı yok. Bunu günlerce konuşabiliriz. Öpüşme konusunda ise bu öpüşme sahnesi Öğretmen dizisindeki ilk ve son öpüşme sahnesiydi arkadaşlar. 9. bölümdeydi. Neden ilk ve son? Pandemi nedeniyle dizinin bitmesi gerekiyordu. Yapımcı yönetmen karar verdiler, senarist. Zaman atlattılar dizinin içinde. Onları sevgili gibi gösterdiler son bölümde ve öyle bitirdi. İçlerine doğmuş, gerçekten de sevgili oldular. Ya şu hayat ne kadar enteresan arkadaşlar. Bazen gözümüzün önünde olan insanı göremiyoruz. İşte hep deriz ya doğru zaman ve doğru yer diye. Afra ile ve Mert için de bu ne kadar geçerliymiş görüyorsunuz ki. Gözünün önünde görememiş ama sonra koluna taktı. Belki de kocası olacak, belki de eşi olacak. 2020 yılından itibaren Öğretmen evet dizi setinde tanışıyorlar. İnşallah. Sonra arkadaşlık yapıyorlar. Evet. Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu. Ama hep üçü arkadaşlar. Bak sonrasında hep birbirlerinin da gözü önündelerdi. Şu set ortamı. Bu da kader. Göreceğiz o Yazıcıoğlu. Kader. Beni tanımını görüyorum. Ben kimseyi göremedi gözler. Bunları susturamam ben. Biz bugünlük tamamladık. Gününüz iyi geçsin. İyi günler diliyorum. Yarın 8:45'te bu ekranlarda görüşmek üzere. Evet, görüşürüz.